Az seçilen yol, sevginin, geleneksel değerlerin ve ruhsal tekamülün yeni bir psikolojisi. Dr. Scott Peck. 1. Disiplin. Sorunlar ve acı. Yaşam zordur. Bu büyük bir gerçektir. En büyük gerçeklerden biridir. Bu büyük bir gerçektir çünkü bu gerçeği gerçekten gördüğümüzde onu aşabiliriz. Yaşamın zor olduğunu gerçekten bildiğimizde yaşam artık zor olmaz. Çünkü bir kez onu kabullendiğimizde yaşamın zor olduğu gerçeği artık önemli olmaz. Çoğu insan yaşamın zor olduğu gerçeğini tam olarak görmez. Bunun yerine onlar neredeyse sürekli olarak yüksek ya da alçak sesle sorunlarının büyüklüğünden, taşıdıkları yüklerden ve çektikleri zorluklardan yakınırlar. Bunu sanki yaşam genelde kolaymış ya da kolay olması gerekirmiş gibi yaparlar. Onlar çektikleri zorlukların aslında olmaması gereken özgün dertler olduğu ve bu dertlerin her nasılsa başkalarının değil, özellikle kendilerinin ya da ailelerinin, kabilelerinin, sınıflarının, uluslarının, ırklarının başına geldiği inancını yüksek ya da alçak sesle ifade ederler. Bu yakınmayı bilirim çünkü ben de payıma düşeni yapmıştım. Yaşam bir sorunlar dizisidir. Onlardan yakınmak mı istiyoruz yoksa onları çözmek mi? Çocuklarımıza onları çözmeyi öğretmeyi istiyor muyuz? Disiplin yaşam sorunlarını çözmek için gereksindiğimiz temel araç takımıdır. Disiplin olmadan hiçbir şeyi çözemeyiz. Sadece biraz disiplinle sadece bazı sorunları çözebiliriz. Mutlak disiplinle tüm sorunları çözebiliriz. Yaşamı zor kılan şey sorunlarla yüzleşme ve onları çözme sürecinin acı verici bir süreç olmasıdır. Sorunlar bizim sinirlilik, düş kırıklığı, üzüntü, yalnızlık, suçluluk, pişmanlık, öfke, korku, endişe, ızdırap veya umutsuzluk hissetmemize neden olurlar. Bunlar rahatsız edici hislerdir. Çoğunlukla çok rahatsız edicidirler. Çoğunlukla herhangi bir fiziksel acı kadar, bazen de en şiddetli acı kadar acı vericidirler. Gerçekten de olayların ya da çatışmaların bizde oluşturduğu acıdan dolayı onları sorunlar olarak adlandırırız. Ve yaşam sık sık karşımıza sorunlar çıkardığına göre yaşam daima zordur ve sevinçle olduğu kadar acıyla da doludur. Ancak yaşam tüm bu sorunlarla karşılaşıp onları çözme sürecinden dolayı anlama sahiptir. Sorunlar başarı ile başarısızlık arasındaki farkı belirleyen keskin kenarlardır. Sorunlar cesaretimizi ve bilgeliğimizi ortaya çıkarırlar. Onlar gerçekten bizim cesaretimizi ve bilgeliğimizi yaratırlar. Sorunlar yüzünden zihinsel ve ruhsal olarak gelişiriz. Nasıl okulda çocuklarımızın çözmeleri için problemler oluşturuyorsak, insan ruhunun gelişimini teşvik etmek istediğimizde de insanın sorun çözme kapasitesini zorlar ve teşvik ederiz. Biz sorunlarla yüzleşmenin ve onları çözmenin verdiği acı vasıtasıyla öğreniriz. Benjamin Franklin'in dediği gibi, acı veren şeyler öğretir. Bu yüzden bilge insanlar sorunlardan korkmamayı, sorunları ve onların getirdiği acıyı iyi karşılamayı öğrenirler. Çoğumuz böyle bilgece davranmayız. Hemen hepimiz getireceği acılardan korkarak sorunlardan az ya da çok kaçınmaya çalışırız. Onların kendiliğinden yok olacaklarını umarak sorunları sürüncemede bırakırız. Onları göz ardı eder, unutur, yoklarmış gibi davranırız. Hatta onları görmezden gelmemize yardımcı olmaları için uyuşturucu ilaçlar bile alırız. Böylece kendimizi acıya karşı duyarsızlaştırarak acıya neden olan sorunları unutabiliriz. Sorunlarla doğrudan yüzleşeceğimize onların etraflarından dolaşmaya çalışırız. Sorunlar yoluyla acı çekerek öğrenmek yerine onlardan kurtulmaya çalışırız. Bu sorunlardan ve onların içerdikleri duygusal acıdan kaçınma eğilimi tüm zihinsel hastalıkların temelini oluşturur. Çoğumuz bu eğilime az ya da çok sahip olduğumuzdan, çoğumuz zihnen az ya da çok hastayızdır. Tam bir zihinsel sağlıktan yoksunuzdur. Bazılarımız sorunlarımızdan ve onların neden oldukları acıdan kaçınmak için çok uğraşır. Hatta olağanüstü önlemlere başvurur. Kolay bir çıkış yolu bulmak için iyi ve mantıklı yaklaşımlardan sapar,
içinde yaşayacağımız bir hayal dünyası kurar, bazen realiteyi tamamen dışlayabiliriz. Carl Jung'un şu özlü sözüyle açıkladığı gibi, nevroz daima çekilmesi gereken meşru acının yerine geçirilir. Ama kaçınılmak istenen meşru acının yerine geçirilen şey, sonuçta daha acı verici hale gelir. Nevrozun kendisi en büyük sorun haline gelir. Beklendiği gibi birçok kişi o zaman bu acıdan ve bu sorundan kaçınmak için yeni nevrozlar geliştirir. Ancak neyse ki bazı insanlar nevrozları ile yüzleşme cesaretini gösterirler ve meşru acıyı nasıl deneyimleyeceklerini öğrenmeye başlarlar. Her durumda biz sorunlarla başa çıkma sürecinin yarattığı meşru acıdan kaçındığımızda, sorunların bizden talep ettikleri gelişmeden de kaçınmış oluruz. İşte bu yüzden kronik zihinsel hastalıkta biz gelişmeyi durdurur, bulunduğumuz yere saplanıp kalırız ve iyileşme olmazsa insan ruhu kurumaya başlar. Dolayısıyla kendimize ve çocuklarımıza zihinsel ve ruhsal sağlığımızı kazanmanın yollarını öğretmeliyiz. Bununla şunu kastediyorum. Kendimize ve çocuklarımıza acı çekmenin gerekliliğini ve değerini, sorunlarla doğrudan yüzleşmenin ve içerdikleri acıyı deneyimlemenin gerekliliğini öğretelim. Disiplinin yaşam sorunlarını çözmek için gereksindiğimiz temel araç takımı olduğunu belirtmiştim. Daha sonra anlaşılacağı gibi bu araçlar acı çekme teknikleridir. Onlar vasıtasıyla sorunların acısını deneyimler, onları ele alır, başarıyla çözer, bu süreçte öğrenir ve gelişiriz. Kendimize ve çocuklarımıza disiplini öğrettiğimizde nasıl acı çekileceğini ve nasıl tekamül edileceğini de öğretmiş oluruz. Peki benim disiplin adını verdiğim bu araçlar, yani sorunların verdiği acıyı yapıcı bir biçimde deneyimleme teknikleri nelerdir? 4 araç vardır. Hazzın ertelenmesi, sorumluluğun kabullenilmesi, kendine gerçeği adamak ve dengeleme. Aşikar olacağı gibi bunlar uygulanması uzun eğitim gerektiren karmaşık araçlar değildir. Tam tersine basit araçlardır ve neredeyse tüm çocuklar 10 yaşına geldiklerinde bu araçları kullanmakta ustalaşırlar. Ancak başkanlar ve krallar çoğu kez onları kullanmayı unutur ve böylece kendi sonlarını hazırlarlar. Sorun bu araçların karmaşıklığından değil, onları kullanma iradesinin yokluğundan kaynaklanır. Çünkü onlar acıdan kaçınmak için değil, acıyla yüzleşmek için kullanılacak araçlardır. Ve eğer bir insan meşru acıdan kaçınıyorsa, bu araçları kullanmaktan da kaçınacaktır. Bu yüzden bu araçların her birini inceledikten sonra, ikinci bölümde bu araçları kullanma iradesini, yani sevgiyi inceleyeceğiz. Hazzın ertelenmesi. Kısa bir süre önce 30 yaşında bir mali analist hanım bana işlerini yapmayı erteleme eğiliminde olduğundan yakınıyordu. Onunla birlikte işverenleriyle ilgili hislerini ve o hislerin genelde otoriteyle, özellikle de ebeveynlerine yönelik hisleriyle ilgisini ele aldık. Onun çalışmaya ve başarıya karşı tutumlarını ve bu tutumların evliliği, cinsel kimliği, kocasıyla rekabet etme arzusu ve böyle bir rekabetten korkmasıyla olan ilgisini inceledik. Ancak tüm bu olağan ve özenli psikanalitik çalışmaya rağmen bu hanım işlerini her zamanki kadar çok ertelemeye devam etti. En sonunda bir gün aşikar olana bakmaya cesaret ettik. Ona pasta sever misin diye sordum. O da sevdiğini söyledi. Pastanın hangi bölümünü daha çok seversin diye devam ettim. Kendisini mi, üstündeki şekerli karışımı mı? Üstündeki şekerli karışımı dedi hevesle. Ben de gelmiş geçmiş en aptal psikiyatr olduğumu düşünerek bir dilim pastayı nasıl yersin diye sordum. O, elbette önce üzerindeki şekerli karışımı yerim diye yanıtladı. Onun pasta yeme alışkanlığından yola çıkarak çalışma alışkanlıklarını inceledik. Ve beklendiği gibi herhangi bir iş gününde ilk saatini çalışmasının daha zevkli bölümüne ayırdığını, kalan 6 saatte ise çalışmasının tatsız bölümünü erteleye yaptığını keşfettik. Ben de kendisine eğer işinin tatsız bölümünü iş gününün ilk saatinde bitirmeye çalışırsa geriye kalan 6 saatin tadını çıkarmakta özgür olacağını söyledim. 6 saatlik bir zevkin izlediği 1 saatlik acının
6 saatlik acının izlediği 1 saatlik zevke yeğleneceğini söyledim. O da bunu kabul etti ve temelde güçlü, iradeli bir kişi olduğundan artık işlerini ertelemiyor. Hazzı erteleme, yaşamın acısını ve hazzını önce acıyla yüzleşip, onu deneyimleyip aşarak hazzı artıracak biçimde programlama sürecidir. Bu, yaşamanın tek uygun yoludur. Bu araç veya programlama süreci çoğu çocuk tarafından erken yaşta öğrenilir. O bazen 5 yaşında bile öğrenilebilir. Örneğin bazen 5 yaşında bir çocuk bir arkadaşıyla birlikte oyun oynarken ilk sırayı arkadaşına verir. Böylece kendisi oynarken alacağı hazzı ertelemiş olur. 6 yaşındaki çocuklar önce pastayı sonra şekerli karışımı yiyebilirler. İlkokul boyunca bu hazzı erteleme kapasitesi her gün, özellikle ev ödevlerini yaparken kullanılır. 12 yaşında bazı çocuklar ebeveynlerinin yönlendirmesine gerek kalmadan, televizyon seyretmeye başlamadan önce oturup ev ödevlerini bitirebilirler. 15-16 yaşlarındaki gençlerden ise bu davranış beklenir ve normal kabul edilir. Ancak eğitimciler bu yaştaki birçok gencin bu modele uymadığını açıkça görürler. Birçok gencin hazzı erteleme kapasitesini iyi geliştirmiş olmasına karşın bazı 15-16 yaşındaki gençler bu kapasiteyi pek geliştirmemiştir. Hatta bazıları bu kapasiteden tamamen yoksun görünürler. Bunlar sorunlu öğrencilerdir. Ortalama ya da daha iyi bir zekaya sahip oldukları halde çalışmadıkları için notları düşüktür. Akıllarına estiği gibi hareket ederek derslere girmez, hatta okula girmezler. Düşünmeden hareket ederler. Bu halleri sosyal yaşamlarına da yansır. Sık sık kavga eder, uyuşturucu kullanırlar. Polisle başları derde girmeye başlar. Düsturları şimdi eğlen, bedelini daha sonra ödedir. Böylece psikologlar ve psikoterapistler yardıma çağrılırlar. Ama çoğu zaman iş işten geçmiş gibi görünür. Bu gençler akıllarına estiği gibi yaşamayı içeren yaşam tarzlarına müdahale edilmesine içerlerler. Ve bir terapist sıcak, dostça ve yargılamayan bir tutumla bu içerlemenin üstesinden gelebilse bile bu gençlerin düşünmeden hareket etme eğilimleri çoğunlukla o kadar güçlüdür ki bu onların psikoterapi sürecine anlamlı bir biçimde katılmalarını engeller. Onlar randevularına gelmezler. Tüm önemli ve acı verici sorunlardan kaçınırlar. Böylece mücadele girişimi çoğu kez sonuç vermez. Ve bu çocuklar okulu bırakırlar. Ve çoğunlukla onları berbat bir evliliğe, kazalara, psikiyatri kliniklerine ya da hapishanelere sürükleyecek olan bu başarısızlık kalıbını sürdürürler. Bu neden böyledir? Neden çoğunluk hazzı erteleme kapasitesini geliştirirken önemli bir azınlık bu kapasiteyi asla geliştiremez? Bunun yanıtı kesinlikle ve bilimsel olarak bilinmiyor. Genetik etkenlerin rolü belirsizdir. Değişkenler bilimsel bir kanıt oluşturacak biçimde saptanamıyor. Ama işaretlerin çoğu ebeveynlerin çocuk yetiştirme niteliğinin belirleyici etken olduğunu açıkça gösteriyor. Babaların günahları. Bu kendi kendilerini disipline edememiş çocuklar hiç ebeveynsel disiplin görmemiş değildirler. Çoğu kez bu çocuklar çocuklukları boyunca küçük suçlar için bile ebeveynleri tarafından sık sık ve şiddetle cezalandırılırlar. Ama bu disiplin anlamsızdır. Çünkü o disiplinsiz bir disiplindir. Onun anlamsız olmasının bir nedeni ebeveynlerin kendilerini disipline edememiş olmaları ve dolayısıyla çocukları için disiplinsizlik rol modelleri olmalarıdır. Onlar benim dediğimi yap ama yaptığımı yapma türü ebeveynlerdir. Onlar sık sık çocuklarının önünde sarhoş olabilirler. Çocuklarının önünde kendilerini kısıtlamadan, vakarsız ve mantıksız bir biçimde birbirleriyle kavga edebilirler. Derbeder ve dağınık olabilirler. Tutmayacakları sözler verirler. Kendi yaşamları çoğunlukla düzensizlik ve karışıklık içinde olduğundan, çocuklarının yaşamlarını düzene sokmaya kalkışmaları çocuklara pek mantıklı ve anlamlı gelmez. Eğer babası annesini sık sık dövüyorsa, bir oğlanın kız kardeşini dövdüğü için annesinden dayak yemesi ona mantıklı gelir mi? Kendisini öfkesini kontrol etmeyi öğrenmesinin söylenmesi ona mantıklı gelir mi?
Çocukken kıyaslama yapamadığımız için ebeveynlerimiz bize tanrısal varlıklar gibi görünürler. Ebeveynler bir şeyleri belirli bir biçimde yapıyorlarsa, bu küçük bir çocuğa o şeylerin öyle yapılmaları gerekiyormuş gibi görünür. Eğer bir çocuk ebeveynlerinin her zaman disiplinli, ölçülü, onurlu ve yaşamlarını düzene sokma kapasitesiyle davrandıklarını görürse, böyle yaşanması gerektiğini varlığının derinliklerinde hissedecektir. Ama eğer bir çocuk ebeveynlerinin her zaman ölçüsüz ve disiplinsiz yaşadıklarını görürse, böyle yaşaması gerektiğini varlığının derinliklerinde hisseder ve buna inanır. Ancak rol modeli oluşturmaktan da daha önemli şey sevgidir. Çünkü kaotik ve düzensiz evlerde bile bazen gerçek sevgi bulunur ve böyle evlerden disiplinli çocuklar çıkabilir. Oldukça sık rastlanan bir biçimde meslek sahibi olan ve çok katı bir düzen ve adab benimsemiş ama sevgiden yoksun bir yaşam süren ebeveynlerin yetiştirdikleri çocuklar, yoksul ve kaotik ailelerde yetişmiş çocuklar kadar disiplinsiz, yıkıcı ve düzensiz olabilirler. Sonuçta sevgi her şeydir. Sevginin gizemi bu kitabın daha sonraki bölümlerinde incelenecektir. Ancak bağlantı kurabilmek için burada ondan ve onun disiplinle ilişkisinden kısaca söz etmek yararlı olabilir. Bir şeyi sevdiğimizde o bizim için değerli olur ve bir şey bizim için değerliyse onun tadını çıkarmak ve onunla ilgilenmek için zaman ayırırız. Arabasını seven bir genci gözlemleyin ve onun arabasını hayran hayran seyretmek, onu parlatmak, onarmak, ayarlamak için ne çok zaman harcadığına dikkat edin. Ya da daha yaşlı birinin sevgili gül bahçesindeki gülleri budamak, gübrelemek ve incelemek için ne kadar çok zaman harcadığına bakın. Çocuklarımızı sevdiğimiz zaman da aynı şey olur. Onlara hayran olmak ve onlarla ilgilenmek için zaman harcarız. Zamanımızı onlara veririz. İyi disiplin zaman gerektirir. Çocuklarımıza ayıracak zamanımız olmadığında ya da onlara zaman ayırmak istemiyorsak, onların bizim disiplinsel yardımımıza ihtiyaçlarının olduğunu fark edecek kadar onları yakından gözlemleyemeyiz. Onların disipline ihtiyaçları kafanıza dank edecek kadar büyük olduğunda bile onları kendi hallerine bırakmak daha kolay olduğu için bugün onunla baş edecek halim yok diyerek bu ihtiyacı yine göz ardı edebiliriz. Ya da eğer en sonunda onların kötü davranışları bizi eyleme geçecek kadar sinirlendirirse bu kez disiplin uygularız. Ama bunu çoğunlukla acımasızca yaparız. Bunu bilerek değil, öfkeden yaparız. Sorunu incelemeden, hatta hangi disiplin biçiminin o soruna uygun olabileceğini düşünmeye vakit ayırmadan yaparız. Göze batan yanlış davranışlar, bunu talep etmeden de çocuklarına zaman ayıran ebeveynler, onların disipline olan sübtil ihtiyaçlarını bile hemen algılayacak ve buna dikkat ve özenle yapılan yumuşak yönlendirmeler ya da eleştirilerle karşılık vereceklerdir. Onlar çocuklarının pastayı nasıl yediklerini, nasıl ders çalıştıklarını, ne zaman sübtil yalanlar söylediklerini, ne zaman sorunlarla yüzleşmek yerine onlardan kaçtıklarını gözlemleyeceklerdir. Küçük düzeltmeler ve ayarlamalar yapmaya, çocuklarını dinlemeye, onlara karşılık vermeye, bazı şeyleri biraz sıkıp, bazı şeyleri biraz gevşetmeye, çocuklarına küçük dersler, öyküler, kucaklamalar, öpücükler, küçük öğütler ve övgüler sunmaya zaman ayıracaklardır. Böylece çocuklarını seven ebeveynlerin verdiği disiplinin niteliği, sevmeyen ebeveynlerin verdiği disiplinden üstündür. Ama bu sadece başlangıçtır. Çocuklarını gözlemlemek ve onların ihtiyaçları üzerinde düşünmek için zaman ayıran sevecen ebeveynler, verilmesi gereken kararlar konusunda çoğu kez acı çeker ve sonra çocuklarının çektiği acıyı gerçekten paylaşırlar. Çocuklar bunu görürler. Ebeveynlerinin onlarla birlikte acı çekmeye gönüllü olduklarını algılar ve hemen minnettarlıkla karşılık vermeseler de onlar da acı çekmeyi öğrenirler. Kendi kendilerine, eğer ebeveynlerim benimle birlikte acı çekmeye gönüllüyseler derler, acı çekmek o kadar kötü bir şey olmamalı ve ben
kendi başıma acı çekmeye gönüllü olmalıyım. Bu, kendini disipline etmenin başlangıcıdır. Ebeveynlerinin onlara ayırdığı zamanın niceliği ve niteliği, çocuklara ebeveynlerinin onlara ne kadar değer verdiklerini gösterir. Aslında sevgisiz olan bazı ebeveynler, ilgisizliklerini gizleme çabasıyla çocuklarına onları ne kadar çok sevdiklerini ve onlara ne kadar çok değer verdiklerini sık sık ve mekanik bir biçimde tekrarlar. Ama onlara yüksek nitelikli önemli bir zaman ayırmazlar. Onların çocukları böyle boş sözlerle asla tamamen kandırılamazlar. Onlar bilinçli olarak o sözlere sarılabilir, sevdiklerine inanmak isteyebilirler. Ama bilinçli olarak ebeveynlerinin sözleriyle davranışlarının örtüşmediğini bilirler. Öte yandan gerçekten sevilen çocuklar incindikleri anlarda bilinçli olarak ihmal edildiklerini hissetseler veya bildirseler de bilinçaltı olarak kendilerine değer verildiğini bilirler. Bu bilgi son derece değerlidir. Çünkü çocuklar kendilerine değer verildiğini hissettiklerinde, bunu varlıklarının derinliklerinde gerçekten hissettiklerinde kendilerini değerli hissederler. Değerli olma hissi, insanın kendini değerli hissetmesi zihinsel sağlık için gereklidir ve kendini disipline etmenin temel taşıdır. O ebeveynsel sevginin direkt bir ürünüdür. Böyle bir inanç çocuklukta edinilmelidir. Onu yetişkinlikte edinmek son derece zordur. Öte yandan çocuklar ebeveynlerinin sevgisi sayesinde kendilerini değerli hissetmeyi öğrendiklerinde yetişkinliğin getirdiği değişikliklerin onları ruhen yıkması neredeyse imkansızdır. Bu değerli olma hissi öz disiplinin temel taşıdır. Çünkü insan kendini değerli gördüğünde kendine iyi bakmak, özen göstermek için gerekli olan her şeyi yapacaktır. Öz disiplin, öz özendir. Örneğin zaman konusunu inceleyelim. Eğer kendimizi değerli hissediyorsak, zamanımızın değerli olduğunu da hissederiz. Ve eğer zamanımızın değerli olduğunu hissediyorsak, onu iyi kullanmak isteriz. İşlerini yapmayı erteleyen mali analist zamanına değer vermiyordu. Eğer verseydi, gününün büyük bölümünü o kadar mutsuz ve verimsiz bir biçimde geçirmezdi. Onun çocukluğu boyunca ebeveynlerinin onu tatillerde kendileri çok iyi bakabilecek durumda oldukları halde kendilerine bunun için para ödenen ailelerin yanına göndermelerinden olumsuz biçimde etkilenmemesi imkansızdı. Ebeveynleri ona değer vermemişlerdi. Onunla ilgilenmek istememişlerdi. Böylece o kendisinin pek değerli olmadığını, ilgilenilmeye değer olmadığını hissederek büyüdü. Dolayısıyla kendisiyle ilgilenmedi. Kendini disipline etmeye değdiğini hissetmedi. Zeki ve yetenekli bir kadın olmasına rağmen kendine ve zamanına gerçekçi bir biçimde değer biçemediği için öz disiplin konusunda en basit dersi öğrenmesi gerekiyordu. O bir kez zamanını değerli olarak algılayabildiğinde doğal olarak zamanını düzenlemek, korumak ve ondan azami derecede yararlanmak istedi. Sürekli ebeveyn sevgisini ve ilgisini hissederek büyüyen talihli çocuklar, sadece kendi değerlerini derinden hissederek değil, ayrıca derin bir güvenlik hissi de duyarak yetişkinlik çağına girerler. Tüm çocuklar terk edilmekten korkarlar ve bunun iyi bir nedeni vardır. Terk edilme korkusu, çocuk 6 aylıkken kendisini ebeveynlerinden ayrı bir birey olarak algılamaya başlar başlamaz oluşur. Çünkü çocuk, kendini bir birey olarak algıladığında, bir birey olarak çok çaresiz olduğunu, karnını doyurabilmek ve hayatta kalabilmek için tamamen ebeveynlerine muhtaç olduğunu ve onların insafına kaldığını da anlar. Çocuk için ebeveynleri tarafından terk edilmek ölümle eşdeğerdir. Çoğu ebeveyn başka bakımlardan nispeten cahil veya katı yürekli olsa bile, çocuklarının terk edilme konusu korkusuna karşı içgüdüsel olarak duyarlıdır ve bu yüzden gece gündüz çocuklarına gerekli güvenceyi verir. Anne ile babanın seni bırakmayacağını biliyorsun değil mi? Tabii ki anne ile baba seni almak için gelecek. Anne ile baba seni unutmayacak.
Eğer aylar ve yıllar boyunca bu sözler tutulur, sözlerle davranışlar örtüşürse, ergenlik çağına eriştiğinde çocuk artık terk edilme korkusundan kurtulmuştur ve dünyanın yaşanacak güvenli bir yer olduğunu ve gerektiğinde korunacağını ta derinlerinde hisseder. Dünyanın güvenli bir yer olduğunu derinden hisseden bir çocuk artık her türlü hazzı erteleyebilir. Çünkü o haz fırsatının tıpkı evi ve ebeveynleri gibi ihtiyaç duyduğunda daima orada olacağını bilir. Ama birçok çocuk bu kadar şanslı değildir. Oldukça çok sayıda çocuk, çocukluk çağında ebeveynleri tarafından terk edilir. Diğerleri aslında terk edilmeseler de ebeveynlerinden terk edilmeyeceklerine dair güvence alamamışlardır. Örneğin, çocuklarını mümkün olduğunca kolay ve hızlı biçimde disipline edebilmek için onları terk etme tehdidini açıkça ya da süptil biçimde kullanan ebeveynler vardır. Onların çocuklarına verdikleri mesaj şudur: eğer yapmanı istediğim şeyi aynen yapmazsan seni artık sevmem ve bunun ne anlama gelebileceğini sen anlayabilirsin. Bu elbette terk edilmek, yani ölüm anlamına gelir. Bu ebeveynler çocuklarının üzerinde kontrol kurma ve onlara hükmetme ihtiyaçları uğruna sevgiyi feda eder. Karşılığında da gelecekten aşırı derecede korkan çocuklara sahip olurlar. Böylece psikolojik olarak ya da gerçekten terk edilmiş olan bu çocuklar, dünyanın güvenli ve koruyucu bir yer olduğuyla ilgili derin duygudan yoksun olarak yetişkinlik çağına girerler. Tam tersine, dünyayı tehlikeli ve korkutucu olarak algılarlar ve gelecek onlara belirsiz göründüğünden, gelecekteki daha büyük haz ve güvenlik vaadi uğruna şimdi elde edebilecekleri hazdan ya da güvenlikten vazgeçmezler. Özet olarak çocukların hazzı erteleme kapasitesi geliştirebilmeleri için kendini disipline etmiş rol modellerine sahip olmaları, kendilerine değer vermeleri ve varoluşlarının güvende olduğunu hissetmeleri gerekir. Bunlar ideal olarak onların ebeveynlerinin kendilerini disipline etmiş olmaları ve onlara sürekli gerçek sevgi ve ilgi göstermeleriyle elde edilir. Bunlar annelerin ve babaların çocuklarına miras bırakabilecekleri en değerli armağanlardır. Bu armağanlar size ebeveynleriniz tarafından sunulmamışsa, onları başka kaynaklardan da elde etmeniz mümkündür. Ama onları elde etme süreci zor bir mücadeleyi içerir. Bu genelde ömür boyu sürer ve çoğu kez başarısız olur. Sorun çözme ve zaman. Ebeveyn sevgisinin ya da ondan yoksunluğun, öz disiplinin ve hazzı erteleme kapasitesinin gelişimini nasıl etkilediğine kısaca değindikten sonra, şimdi hazzı erteleme zorluklarının çoğu yetişkinin yaşamını nasıl daha süptil ancak oldukça yıkıcı biçimlerde etkilediğini inceleyelim. Çoğumuz hazzı erteleme kapasitesini yeterince geliştirip liseyi ve üniversiteyi bitirip hapse düşmeden yetişkinliğe adım atsak da gelişimimiz yine de kusurlu ve eksiktir. Bunun sonucu olarak yaşamın sorunlarını çözme yeteneğimiz de hala kusurlu ve eksiktir. Ben tamirat yapmayı 37 yaşımda öğrendim. Ondan önce tesisat tamiri yapma, oyuncakları onarma ya da ambalajlı mobilya parçalarını hiyeroglife benzeyen talimatına göre birleştirme konusundaki neredeyse tüm girişimlerim kafa karışıklığı, başarısızlık ve düş kırıklığı ile sonuçlanmıştı. Tıbbiyeyi bitirebilmeme ve aşağı yukarı başarılı bir yönetici ve psikiyatr olarak ailemi geçindirebilmeme karşın kendimi mekanik yönden bir aptal gibi görüyordum. Mekanik yetenek için gerekli genden ya da gizemli nitelikten yoksun olduğuma ikna olmuştum. Sonra 37 yaşımın sonlarında bir bahar günü pazar gezintisi yaparken çim biçme makinesini tamir eden bir komşuma rastladım. Selamlaştıktan sonra "Doğrusu sana hayran oldum," dedim. "Ben bu tür şeyleri hiç tamir edemedim. Bu gibi şeylere hiç aklım ermez." Komşum ise bir an bile duraksamadan yanıtladı: "Çünkü bunun için gerekli zamanı ayırmıyorsun." Yürümeye devam ettim. Her nedense onun yanıtının gurumsu sadeliğinden, doğallığından ve kesinliğinden rahatsız olmuştum. Kendi kendime "Onun haklı olabileceğini düşünmüyorsun değil mi?" diye sordum. Ancak komşumun sözleri beni yine de etkilemişti.
ve daha sonra küçük bir tamir yapma fırsatıyla karşılaştığımda kendime acele etmemem gerektiğini hatırlattım. Hanım hastalarımdan birinin otomobilinin fren pedalı sıkışmıştı. Kendisi onu kurtarmak için kontrol panelinin altında bir şeyler yapılması gerektiğini biliyor ama ne yapılacağını bilmiyordu. Ben arabanın ön koltuğunun altındaki zemine uzandım. Sonra rahatlamak için kendime zaman tanıdım. Rahatça yerleşince durumu acele etmeden gözden geçirdim. Birkaç dakika boyunca iyice baktım. İlk başta tüm gördüğüm, anlamını bilmediğim karmakarışık kablolar, çubuklar ve borulardı. Ama yavaş yavaş hiç acele etmeden gözden geçirince fren mekanizmasını buldum ve onun yolunu takip ettim. O zaman küçük bir mandalın frenin sıkışmasına neden olduğunu gördüm. Acele etmeden mandalı inceleyince onu parmağımın ucuyla yukarı doğru itersem kolayca hareket ettirip freni serbest bırakacağını anladım. Ve de öyle yaptım. Tek bir hareketle parmağımın hafif bir baskısıyla sorun çözülmüştü. Ben usta bir tamirci olmuştum. Aslında zamanımı mekanik olmayan şeyler üzerinde yoğunlaştırmayı seçtiğimden, çoğu mekanik arızayı tamir edebilecek bilgi ve beceriyi geliştirecek zamanım yok. Bunun için de gerektiğinde hala en yakın tamirciye başvuruyorum. Ama artık bunun benim yaptığım bir seçim olduğunu, bu konuda genetik olarak kusurlu ya da aciz olmadığımı biliyorum. Ve benim ya da zihinsel olarak özürlü olmayan herkesin, eğer gerekli zamanı ayırmaya gönüllüyse her sorunu çözebileceğini biliyorum. Bu konu önemlidir. Çünkü tıpkı benim mekanik sorunları çözmek için zaman ayırmadığım gibi birçok insan yaşamın entelektüel, sosyal ya da spiritüel sorunlarını çözmek için gerekli zamanı ayırmaz. Ben tamirat konusunda aydınlanmadan önce kafamı beceriksizce hastamın arabasının kontrol panelinin altına sokar, ne yaptığım konusunda en ufak bir fikrim olmadan birkaç kabloyu çekiştirir ve olumlu bir sonuç alamayınca da ellerimi havaya kaldırıp bu iş beni aşıyor derdim. Birçoğumuz günlük yaşamın diğer ikilemlerine tam olarak böyle yaklaşırız. Daha önce sözü edilen mali analist, iki küçük çocuğuna karşı esasen sevecen ve bağlı ama beceriksiz bir anneydi. Çocuklar duygusal sorunlar yaşadıklarında ya da kendi çocuk yetiştirişinde bir şeyler yanlış olduğunda bunu algılayabilecek kadar dikkatli ve ilgiliydi. Ama sonra çocuklar konusunda iki eylem yolundan birini seçiyordu. Ya böyle bir değişikliğin, sorunla bir ilgisinin olup olmadığına bakmadan saniyeler içinde aklına gelen ilk değişikliği yapıyor ya da benim terapi seansına gelip yakınıyordu. Bu durum beni aşıyor, ben ne yapacağım? Bu kadın çok keskin ve analitik bir zihne sahipti ve işleri ertelemediğinde işiyle ilgili karmaşık sorunları çözebiliyordu. Ancak kişisel bir sorunla karşılaşınca tümüyle zekadan yoksunmuş gibi davranıyordu. Oysa sorun zaman ayırmamaktı. O kişisel bir sorunun farkına vardığında kendini o kadar rahatsız hissediyordu ki derhal bir çözüm bulmak istiyordu. Ama rahatsızlığına sorunu analiz etmeye yetecek kadar uzun bir süre katlanmak istemiyordu. Sorunun çözümü onun için hazzı temsil ediyordu. Ama bu hazzı birkaç dakikadan fazla erteleyemiyordu. Ve sonuçta çözümleri genellikle uygunsuzdu. Ve ailesi kronik bir karışıklık içinde yaşıyordu. Neyse ki terapiyi sürdürme konusundaki sebatı sayesinde yavaş yavaş aile sorunlarını analiz etmek için gerekli zamanı ayırma konusunda kendini disipline edebildi. Böylece o sorunlara iyi düşünülmüş, etkili çözümler getirmeye başladı. Burada sorun çözme konusunda sadece açıkça psikiyatrik rahatsızlıklar sergileyen kişilerle ilişkili olağan dışı kusurlardan söz etmiyoruz. Mali analist sıradan insanları temsil ediyor. Hangimiz çocuklarının sorunlarını analiz etmek ya da ailedeki gerginlikleri gidermek için daima yeterli zamanı ayırabildiğini söyleyebilir? Hangimiz aile sorunlarıyla karşılaştığında asla bu beni aşıyor demeyecek kadar disiplinlidir? Aslında sorun çözmeye yaklaşımda çözümler bulma konusundaki sabırsız ve yetersiz girişimlerden daha ilkel ve daha yıkıcı bir kusur vardır. Bu daha sık rastlanan ve daha yaygın bir kusurdur.
bu sorunların kendiliğinden yok olacakları umududur. Küçük bir kentte bir grup terapisine katılan 30 yaşında bekar bir pazarlamacı, grubun bankacı olan başka bir üyesinin ayrı yaşadığı karısıyla çıkmaya başlamıştı. Pazarlamacı, bankacının kronik biçimde öfkeli bir adam olduğunu ve karısının kendisini terk etmesine derinden içerlediğini biliyordu. Onun karısıyla olan ilişkisini gizli tutarak hem bankacıya hem de gruba karşı dürüst davranmadığını da biliyordu. Ayrıca bankacının er ya da geç bu ilişkiyi öğreneceğini de biliyordu. Sorunun tek çözümünün ilişkiyi gruba itiraf etmek ve bankacının öfkesine grubun desteğiyle katlanmak olduğunu da biliyordu. Ama hiçbir şey yapmadı. 3 ay sonra bankacı bu ilişkiyi öğrendi. Beklendiği şekilde çok kızdı ve bu olayı bahane ederek terapiyi bıraktı. Grup tarafından yıkıcı davranışıyla yüzleştirildiğinde pazarlamacı, "Bundan söz edersem tartışma çıkacağını biliyordum. Ben de hiçbir şey söylemezsem olay çıkmadan bu durumdan kurtulabilirim diye düşündüm. Eğer yeterince beklersem sorun ortadan kalkabilir diye düşündüm," dedi. Sorunlar kendiliğinden yok olmazlar. Onların çözülmeleri gerekir. Yoksa oldukları gibi kalır ve ruhun gelişip olgunlaşmasına sürekli bir engel oluştururlar. Grup, pazarlamacının sorunun kendiliğinden yok olacağı umuduyla bir sorunu göz ardı ederek o sorunu çözmekten kaçınma eğiliminin onun asıl sorunu olduğunun farkına varmasını sağladı. 4 ay sonra sonbaharın başında pazarlamacı işini bir anda bırakıp seyahat etmesini gerektirmeyecek ve eskiden beri hayalini kurduğu mobilya tamiri işine başladı. Grup üyeleri onun tüm yumurtalarını aynı sepete koymasından dolayı üzülmüş ve kış gelirken böyle bir işe girişmesini pek akıllıca bulmamışlardı. Ama pazarlamacı yeni işini sürdürebilecek kadar para kazanacağından emin olduğunu söyledi. Böylece konu kapandı. Sonra Şubat ayının başında pazarlamacı gruptan ayrılması gerektiğini, çünkü artık ücreti ödeyemeyeceğini bildirdi. 5 parasız kalmıştı ve yeni bir iş araması gerekiyordu. 5 ayda toplam olarak 8 parça mobilya tamir etmişti. Kendisine neden daha önce bir iş aramaya başlamadığı sorulduğunda, 6 hafta önce paramın hızla tükendiğini fark ettim ama her nedense durumun bu noktaya geleceğine inanamadım. Durum çok acil görünmüyordu ama şimdi acil diye yanıtladı. O elbette sorununu görmezden gelmişti. Yavaş yavaş sorunları görmezden gelme sorununu çözene dek dünyadaki tüm terapilere katılsa bile bir adım ileri gidemeyeceğini idrak etmeye başladı. Sorunları görmezden gelme eğilimi de hazzı ertelemek istememenin basit bir tezahürüdür. Dediğim gibi, sorunlarla yüzleşmek acı vericidir. Bir sorunla koşullar bizi buna zorlamadan önce isteyerek yüzleşmek, zevkli ya da daha az verici bir şeyi daha çok acı verici bir şey için bir tarafa koymak anlamına gelir. Bu, gelecekte acı çekmenin gerekmeyeceği umuduyla şu anda duyulan hazzı sürdürmek yerine gelecekte haz duyacağı umuduyla şimdi acı çekmeyi seçmektir. Böyle aşikar sorunları görmezden gelen pazarlamacı, duygusal olarak gelişip olgunlaşmamış ya da psikolojik olarak ilkel görünebilir. Ama yine diyorum ki, o sokaktaki sıradan insandır ve onun olgunlaşmamışlığı ve ilkelliği hepimizde mevcuttur. Bir ordunun komutanı olan büyük bir general bir zamanlar bana şöyle demişti. Bu ordunun ya da herhangi bir örgütün en büyük sorunu şudur. Yöneticilerin çoğu oturup kendi bölümlerdeki sorunlara bakar ve sanki orada yeterince uzun bir süre otururlarsa sorunlar kendiliğinden yok olacakmış gibi hiçbir şey yapmazlar. General zihinsel olarak zayıf ya da anormal insanlardan söz etmiyordu. O, diğer generallerden, kıdemli albaylardan, yeteneklerini kanıtlamış ve disiplin konusunda eğitimli, olgun insanlardan söz ediyordu. Ebeveynler de, yöneticiler ve genelde bu görev için iyi hazırlanmamış olmalarına karşın, onların görevi bir şirketi ya da kurumu yönetmek kadar karmaşık olabilir. Ve ordu yöneticileri gibi çoğu ebeveyn de çocuklarındaki ya da çocuklarıyla ilişkilerindeki sorunları algıladıktan aylar, hatta yıllar sonra o sorunlarla ilgili etkili bir eylemde bulunur. Bazen de hiçbir şey yapmaz. 5 yıldır süren bir sorunla çocuk psikiyatrına gelen ebeveynler,
Çocuğumuz büyüyünce bu sorunun yok olacağını düşünmüştük derler. Çocuk yetiştirmenin zorluğu ve karmaşıklığı yüzünden çocuklarla ilgili kararlar verebilmek zordur ve gerçekten de bazen çocuklar büyüyünce durum düzelir. Ama onların sorunlarından kurtulmalarına yardım etmeye çalışmanın ya da soruna daha yakından bakmanın hiçbir zararı olmaz. Çocuklar bazen büyüdüklerinde sorunlarından kurtulsalar da çoğu kez kurtulamazlar ve birçok sorunda olduğu gibi çocukların sorunları da ne kadar uzun süre göz ardı edilirse o kadar büyür. Onları çözmek o kadar daha acı verici ve zor hale gelir. Sorumluluk. Yaşamın sorunlarını çözmenin tek yolu onları çözmektir. Bu bildirim aptalca bir tekrar ya da aşikar bir şeyi tekrarlamak gibi görünebilir. Ancak o görünüşte insan ırkının çoğunluğu tarafından henüz idrak edilememiştir. Bir sorunu çözebilmek için önce onun sorumluluğunu kabul etmemiz gerekir. Biz "o benim sorunum değil" diyerek bir sorunu çözemeyiz. Başkasının onu bizim için çözeceğini umarak da bir sorunu çözemeyiz. Biz bir sorunu ancak "bu benim sorunum ve onu çözmek bana bağlı" dersek çözebiliriz. Ama birçok kişi kendi kendine "bu soruna başkaları ya da benim kontrolümün dışındaki sosyal koşullar neden oldu. Dolayısıyla bu sorunu benim için çözmek diğerlerine veya topluma düşer. O gerçekten benim kişisel sorunum değil" diyerek sorunlarının acısından kaçınmaya çalışır. İnsanların kişisel sorunlarının sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmak için psikolojik olarak neler yapabilecekleri her zaman üzücü olmakla birlikte bazen de gülünçtür. Okinawa'da görev yapan ve aşırı içtiği için başı ciddi ölçüde derde giren bir çavuş, psikiyatrik değerlendirmeye ve mümkünse tedavi olmaya sevk edilmişti. Çavuş alkolik olduğunu, hatta alkol kullanmasının kişisel bir sorun olduğunu reddetti ve kendini şöyle savundu: "Okinawa'da akşamları içmekten başka yapılacak bir şey yok ki." "Okumayı sever misin?" diye sordum ona. "Evet, okumayı elbette severim," dedi. "Öyleyse akşamları içki içmek yerine neden kitap okumuyorsun?" "Koğuş kitap okunamayacak kadar gürültülü oluyor." "Öyleyse neden kütüphaneye gitmiyorsun?" "Kütüphane çok uzak." "Kütüphane gittiğin bardan daha mı uzak?" "Aslında ben okumaya karşı pek ilgi duymuyorum." "Balık tutmasını sever misin?" diye sordum bu kez. "Tabii, balık tutmaya bayılırım." "O halde neden içmek yerine balığa çıkmıyorsun?" "Çünkü bütün gün çalışmak zorundayım." "Gece balığa çıkamaz mısın?" "Hayır, Okinawa'da gece balık tutulmaz." "Ama tutuluyor," dedim. "Ben burada gece balığa çıkan birkaç grup biliyorum. Seni onlarla tanıştırmamı ister misin?" "Aslında ben balık tutmaktan da hoşlanmam." "Yani sen," dedim, "Okinawa'da içki içmekten başka da yapılacak şeylerin olduğunu ama senin Okinawa'da en çok yapmak istediğin şeyin içmek olduğunu söylüyorsun." "Evet, sanırım öyle." "Ama içki içmen başını derde sokuyor. Bu yüzden ciddi bir sorunla karşı karşıyasın, öyle değil mi?" "Ama bu kahrolası ada herkesi içkiye düşürür." Bir süre daha denemeye devam ettim ama çavuş içki içmesini kişisel bir sorun olarak görmeyle hiç ilgilenmiyordu ve üzülerek komutanına çavuşun yardıma açık olmadığını bildirdim. Çavuş içmeye devam etti ve kariyerinin ortasında ordudan atıldı. Yine Okinawa'da genç bir evli kadın bileklerini usturayla hafifçe kesmiş ve hastanenin acil servisine getirilmişti. Kendisiyle görüştüm ve bunun neden yaptığını sordum. "Kendimi öldürmek için tabii," dedi. "Kendinizi neden öldürmek istiyorsunuz?" "Çünkü artık bu aptal adaya dayanamıyorum. Beni Birleşik Devletlere geri göndermelisiniz. Eğer burada daha fazla kalırsam kendimi öldüreceğim." "Okinawa'da yaşamanın nesi size bu kadar acı veriyor?" diye sordum. Sızlanan bir biçimde ağlamaya başladı. "Burada hiç arkadaşım yok ve her zaman yalnızım." "Bu çok kötü. Nasıl oldu da hiç arkadaş edinemediniz?" "Çünkü aptal bir Okinawa mahallesinde oturmak zorundayım ve komşularımın hiçbiri İngilizce bilmiyor."
Gündüzleri neden Amerikan mahallesine ya da kadınlar kulübüne gidip arkadaşlık kurmuyorsunuz? Çünkü kocam işe gitmek için arabayı alıyor. Onu siz arabayla işe götüremez misiniz diye sordum. Madem ki bütün gün yalnızsınız ve canınız sıkılıyor. Hayır, bizimki vitesli bir araba ve ben sadece otomatik araba kullanmasını biliyorum. Vitesli araba kullanamıyorum. Neden vitesli bir araba kullanmayı öğrenmiyorsunuz? Bana dik dik baktı. Bu yollarda mı? Deli olmalısınız. Nevrozlar ve karakter bozuklukları. Bir psikiyatra başvuran insanların çoğu ya bir nevrozdan ya da karakter bozukluğundan muzdariptir. En basit biçimde ifade edersek, bu iki durumda sorumluluk bozukluğudur ve aslında onlar dünyayla ve onun sorunlarıyla ilişki kurmanın zıt tarzlarıdır. Nevrotik biri çok fazla sorumluluk üstlenir. Karakter bozukluğu olan biri ise yeterince sorumluluk üstlenmez. Nevrotikler dünya ile uyuşmazlığa düştüklerinde otomatik olarak kendilerinin hatalı olduğunu varsayarlar. Karakter bozukluğu olanlar ise dünya ile uyuşmazlığa düştüklerinde otomatik olarak dünyayı hatalı bulurlar. Az önce tarif ettiğim iki bireyde de karakter bozukluğu vardı. Çavuş içki içmesinin sorumlusu olarak Okinawa'yı görüyordu. Kendisini değil. Evli kadın da yalnızlığında kendisinin hiçbir rolünün olmadığını düşünüyordu. Öte yandan yine Okinawa'da yalnızlık çeken nevrotik bir kadın şöyle diyordu. Her gün arkadaşlar edinmek için Asubay Eşleri Kulübü'ne gidiyorum. Ama orada kendimi rahat hissetmiyorum. Sanırım diğer eşler benden hoşlanmıyorlar. Bende yanlış bir şey olmalı. Daha kolay arkadaşlıklar kurabilmeliydim. Daha cana yakın olmalıydım. Beni böylesine dışlamalarına hangi özelliğimin neden olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu kadın suçun tamamen kendisinde olduğunu düşünerek yalnızlığının tüm sorumluluğunu üstleniyordu. Ama terapi sürecinde kendisinin olağan dışı biçimde zeki ve hırslı bir kişi olduğunu, bu yüzden diğer çavuş eşlerinin ve kocasının yanında kendini rahat hissetmediğini, çünkü onlardan çok daha zeki ve hırslı olduğunu anladı. Yalnızlığının kendi sorunu olmakla birlikte kendi hatasından ya da kusurundan kaynaklanmadığını görebildi. En sonunda kocasından boşandı. Çocuklarını büyütürken üniversiteye gitti. Bir derginin editörü oldu ve başarılı bir yayıncı ile evlendi. Nevrotikler ile karakter bozukluğu olanların konuşma biçimleri bile farklıdır. Nevrotik birinin konuşmasında sık sık şöyle ifadeler dikkat çeker. Yapmalıyım, yapmalıydım, yapmamalıydım. Bunlar bireyin kendisiyle ilgili imajını gösterir. Hiç hedefe erişemeyen, daima yanlış seçimler yapan, değersiz bir insan. Karakter bozukluğu olan bir kişinin konuşmasında ise çoğunlukla yapamam, yapamadım, yapmak zorundayım, yapmak zorundaydım ifadeleri yer alır. Bunlar bu bireyin kendisiyle ilgili imajını gösterir. Hiçbir seçim gücüne sahip olmayan, davranışları tamamen kendi kontrolü dışındaki kuvvetler tarafından yönetilen bir insan. Hayal edilebileceği gibi psikoterapide karakter bozukluğuna sahip olanlara kıyasla nevrotikler ile çalışmak daha kolaydır. Çünkü onlar yaşadıkları zorlukların sorumluluğunu üstlenir ve dolayısıyla kendilerini sorunlara sahip olarak görürler. Karakter bozukluğu olanlarla çalışmak çok daha zordur. Bazen de olanaksızdır. Çünkü onlar kendilerini sorunlarının kaynağı olarak görmezler. Kendilerinin değil, dünyanın değişmesi gerektiğini düşünür ve bu yüzden kendilerini incelemenin gerekli olduğunu fark etmezler. Aslında birçok birey hem bir nevroza hem de karakter bozukluğuna sahiptir ve onlar karakter nevrotikler olarak adlandırılırlar. Bu onların yaşamlarının bazı alanlarında gerçekte onlara ait olmayan sorumluluğu üstlendiklerinden dolayı suçluluk duygusuyla dolu olduklarını, yaşamlarının başka alanlarında ise kendileri için gerçekçi bir sorumluluk üstlenemediklerini işaret eder. Neyse ki psikoterapi sürecinde nevrozlarını tedavi ederek böyle bireylerin güvenini ve inancını kazandığınızda onları uygun olan yerde sorumluluk üstlenme konusundaki isteksizliklerini incelemeye
ve gidermeye yönlendirmeniz mümkün olur. Çok az kişi hariç hemen herkes bir dereceye kadar nevrotiktir ya da karakter bozukluğuna sahiptir. Bunun nedeni bu hayatta nelerden sorumlu olup nelerden olmadığımızı ayırt etme sorununun insan varoluşunun en büyük sorunlarından biri olmasıdır. Bu sorun asla tam olarak çözülemez. Çünkü yaşamımız boyunca bizim sürekli olarak değişen olaylar karşısında sorumluluklarımızın neler olduğunu değerlendirmemiz ve yeniden değerlendirmemiz gerekir. Bu değerlendirme ve yeniden değerlendirme eğer yeterli ve vicdanlı bir şekilde yapılırsa acısız değildir. Bu iki işlemi yeterli biçimde yapmak için bizim sürekli kendini incelemenin acısına katlanma isteğine ve kapasitesine sahip olmamız gerekir. Böyle bir kapasite ve istek hiçbirimizde doğal olarak mevcut değildir. Bir anlamda tüm çocuklar karakter bozukluklarına sahiptirler. Yani onların içgüdüsel eğilimi, kendilerini içinde buldukları çatışmalarla ilgili kendi sorumluluklarını yadsımaktır. Böylece kavga eden iki kardeş daima kavgayı diğerinin başlattığını ve kendisinin hiçbir suçunun olmadığını söyleyecektir. Benzer şekilde tüm çocuklar nevrozlara sahiptirler. Yani deneyimledikleri ama henüz anlamadıkları belirli yoksunluklar için içgüdüsel olarak sorumluluk üstlenirler. Böylece ebeveynleri tarafından sevilmeyen bir çocuk, ebeveynlerinin sevme kapasitesinin yetersiz olduğunu düşünmez de kendisinin sevilemez biri olduğunu düşünür. Ya da ergenlik çağının başında bulunan ve henüz karşı cinsle ilişki kurmayı başaramamış veya sporda başarı kazanamamış gençler kendilerini çok yetersiz insanlar olarak görürler. Biz ancak yoğun bir deneyim kazandıktan, uzun ve başarılı bir olgunlaşma süreci geçirdikten sonra dünyayı ve onun içindeki yerimizi gerçekçi bir biçimde görebilir ve böylece kendimize ve dünyaya karşı sorumluluğumuzu gerçekçi bir biçimde değerlendirebiliriz. Ebeveynlerin bu olgunlaşma sürecinde çocuklarına yardım etmek için yapabilecekleri çok şey vardır. Çocuklar büyürken ebeveynlerin onları kendi eylemlerinin sorumluluğundan kaçınma eğilimleriyle yüzleştirebilecekleri ya da belirli durumların onların hatası olmadığına dair onlara güvence verebilecekleri binlerce fırsat ortaya çıkar. Ama bu fırsatları kullanmak, daha önce belirttiğim gibi, ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalarını ve o ihtiyaçları karşılamak için zaman ayırmalarını ve çoğunlukla zahmetli bir çaba göstermelerini gerektirir. Bu da çocukları sevmeyi ve onların gelişimlerini hızlandırmak için uygun sorumluluk üstlenmeye gönüllü olmayı gerektirir. Tam tersine, basit duyarsızlığın ya da ihmalin ötesinde de birçok ebeveynin bu olgunlaşma sürecini engellemek için yapabileceği çok şey vardır. Nevrotikler sorumluluk almaya gönüllü olduklarından, eğer nevrozları nispeten hafifse ve ebeveynliğin gerekli sorumluluklarını yerine getirecek enerjileri kalmayacak kadar gereksiz sorumluluklar altında ezilmemişlerse mükemmel ebeveynler olabilirler. Ancak karakter bozukluğu olan insanlar berbat ebeveynler olurlar. Çocuklarına çoğunlukla şiddetli bir yıkıcılıkla davrandıklarının farkında olmazlar. Nevrotikler kendilerini mutsuz hissederler. Karakter bozukluğu olanlar ise başka herkesi mutsuz ederler denir. Karakter bozukluğuna sahip olan ebeveynlerin mutsuz ettikleri insanların başında onların çocukları gelir. Yaşamlarının başka alanlarında olduğu gibi onlar çocuk yetiştirmek için de yeterli sorumluluk üstlenemezler. Çocuklarına gerekli ilgiyi ve dikkati göstermek yerine onları türlü yollarla ve bahanelerle başlarından atma eğilimindedirler. Çocukları suç işlediklerinde ya da okulda zorluklar yaşadıklarında da otomatik olarak okul sistemini ya da çocuklarını kötü etkileyen diğer çocukları suçlarlar. Bu tutum elbette sorunu görmezden gelmektir. Karakter bozukluğu olan ebeveynler kendileri sorumluluktan kaçtıkları için çocuklarına da sorumluluk konusunda rol modeli olurlar. En sonunda
kendi yaşamlarının sorumluluğunu üstlenmekten kaçınma çabasıyla çoğu kez bu sorumluluğu çocuklarına yüklerler. Çocuklar, siz beni deli ediyorsunuz ya da babanızla veya annenizle evli kalmamın tek nedeni sizsiniz ya da annenizin sinirleri sizin yüzünüzden harap oldu veya eğer size bakmam gerekmeseydi üniversiteye gidebilir ve başarılı olabilirdim. Bu sözlerle bu ebeveynler çocuklarına aslında şunu söylemektedirler. Evliliğimin niteliğinden, zihinsel ve ruhsal sağlığımdan ve hayatta başarılı olamamamdan siz sorumlusunuz. Çocuklar bu suçlamanın ne kadar uygunsuz olduğunu göremedikleri için çoğunlukla bu sorumluluğu kabul ederler. Kabul ettiklerinde de kendileri nevrotik olurlar. İşte bu şekilde karakter bozukluğu olan ebeveynler neredeyse daima karakter bozukluğu olan ya da nevrotik çocuklar yetiştirirler. Böylece ebeveynler kendi günahlarının cezasını çocuklarına çektirirler. Karakter bozukluğu olan bireyler sadece ebeveynlik rollerinde etkisiz ve yıkıcı değildirler. Aynı karakter özellikleri genellikle onların evliliklerine, arkadaşlıklarına, iş ilişkilerine yani yaşamlarının her alanına yansır. Bu kaçınılmazdır. Çünkü hiçbir sorun bir birey onu çözmenin sorumluluğunu üstlenmedikçe çözülemez. Karakter bozukluğu olan bireyler kendi sorunları için başkalarını ya da başka şeyleri suçlamaya devam ettikçe o sorunlar sürecektir. Bu yaklaşımla hiçbir şey elde edilemez. Sorumluluklarını üstlerinden atarak kendilerini rahat hissedebilirler. Ama onlar yaşamın sorunlarını çözmeyi bırakmış, ruhsal olarak gelişmeyi bırakmış ve toplum için ağır bir yük haline gelmişlerdir. Kendi acılarını topluma yüklemişlerdir. 60'lı yıllarda moda olan şu deyiş her zaman hepimiz için geçerlidir. Eğer çözümün bir parçası değilsen, sorunun bir parçasısındır. Özgürlükten kaçış. Bir psikiyatrın bir insana karakter bozukluğu tanısı koyması için o insanda sorumluluktan kaçınma bariz olması gerekir. Ancak hemen hepimiz zaman zaman sorunlarımızın sorumluluğunu üstlenmenin acısından kaçınmaya çalışırız. Ben 30 yaşımdaki süptil karakter bozukluğumun tedavisini Dr. Mac Badgeli'ye borçluyum. O zaman Mac, benim psikiyatri ihtisas eğitimimi tamamlamakta olduğum, ayakta tedavi edilen psikiyatrik hastalar kliniğinin yöneticisiydi. Bu klinikte bana ve ihtisas yapan diğer psikiyatrlara sıra ile yeni hastalar gönderiliyordu. Belki diğer psikiyatrlara kıyasla ben kendimi hastalarıma ve eğitimime daha çok adamış olduğundan onlardan çok daha uzun saatler boyunca çalıştığımı gördüm. Onlar genellikle hastalarını sadece haftada bir kere görüyorlardı. Bense genelde hastalarımı haftada 2 ya da 3 kere görüyordum. Sonuç olarak diğer psikiyatrlar her gün saat 4.30'da klinikten çıkıp evlerine giderken ben gece saat 8'e 9'a kadar hasta kabul ediyor ve bu duruma çok içerliyordum. Gittikçe daha çok yorulup daha çok içerlemeye başlayınca bir şeylerin yapılması gerektiğini anladım. Böylece Doktor Badgeli'ye gidip durumu ona açıkladım. Randevularıma yetişebilmem için zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Birkaç hafta boyunca bana yeni hasta gönderilmemesinin mümkün olup olmadığını sordum. Ya da soruna başka bir çözüm getirebilir miydi? Mac beni sözümü hiç kesmeden dikkatle ve olumlu bir tavırla dinledi. Ben sözlerimi bitirdiğimde kısa bir sessizlikten sonra çok anlayışlı bir biçimde "Evet, senin bir sorununun olduğunu görebiliyorum." dedi. Onun beni anladığını hissederek gülümsedim. "Teşekkür ederim." dedim. "Bu konuda ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?" "Mac, bu soruyu sana söyledim Scott," diye yanıtladı. "Senin bir sorunun var." Bu benim beklediğim karşılık değildi. "Evet," dedim biraz sinirlenerek. "Bir sorunumun olduğunu biliyorum. Sizi bu yüzden görmeye geldim. Bu konuda ne yapmam gerektiğini düşünüyorsunuz?" Mac bu kez, "Scott, galiba söylediğim şeyi anlamadın," diye karşılık verdi. "Seni duydum ve seninle aynı fikirdeyim. Senin bir sorunun var." "Lanet olsun," dedim. "Bir sorunum olduğunu biliyorum. Buraya geldiğimde bunu zaten biliyordum. Soru şu, bu konuda ne yapacağım?"
Scott dedi Mac. Beni dinlemeni istiyorum. Dikkatle dinle. Söylediklerimi tekrarlayacağım. Seninle aynı fikirdeyim. Senin gerçekten bir sorunun var. Özellikle zaman konusunda bir sorunun var. Bu sorun benim değil. Senin zamanınla ilgili. Bu benim sorunum değil. Bu senin zamanınla ilgili senin sorunun. Sen Scott Peck, kendi zamanınla ilgili bir soruna sahipsin. Benim bu konuda söyleyeceğim bundan ibaret. Arkamı dönüp öfkeyle Mac'in ofisinden çıktım ve öfkelenmeye devam ettim. Mac Bedgilly'den nefret etmiştim. 3 ay boyunca ondan nefret ettim. Onda ağır bir karakter bozukluğunu olduğunu düşünüyordum. Yoksa nasıl bu kadar katı ve duygusuz olabilirdi? Ben ona alçak gönüllülükle gidip küçük bir yardım, küçük bir tavsiye istemiştim. Ve adi herif bana yardım etmeyi deneyecek, kliniğin yöneticisi olarak görevini yapacak kadar bile sorumluluk göstermemişti. Eğer kliniğin yöneticisi olarak böyle sorunları çözmesi gerekmiyorsa, hangi kahrolası işi yapması gerekiyordu acaba? Ama 3 ay sonra Mac'in haklı olduğunu anladım. Karakter bozukluğu olan o değil, bendim. Benim zamanım benim sorumluluğumdaydı. Zamanımı nasıl kullanmak ve düzenlemek istediğime karar vermek sadece bana bağlıydı. Eğer işime diğer psikiyatrlara kıyasla daha çok zaman ayırmak istiyorsam bu benim seçimimdi. Ve bu seçimin sonuçlarının sorumluluğu da bana aitti. Diğer psikiyatrların kliniği benden 2-3 saat önce terk etmelerini izlemek benim için acı verici olabilirdi. Karımın aileme yeteri kadar zaman ayırmadığım konusundaki yakınmalarını dinlemek benim için acı verici olabilirdi. Ama bu acılar benim yaptığım bir seçimin sonucuydu. Eğer bu acıları çekmek istemiyorsam, o kadar çok çalışmamayı seçmekte, zamanımı farklı biçimde kullanmakta özgürdüm. Benim çok çalışmam, insafsız bir kaderin ya da katı kalpli bir klinik yöneticisinin bana yüklediği bir yük değildi. Hayatımı böyle yaşamayı ve önceliklerimi böyle düzenlemeyi ben seçmiştim. Ve ben yaşam tarzımı değiştirmemeyi seçtim. Ama tutumumu değiştirdiğimden diğer psikiyatrlara artık içerlemiyordum. Eğer istersem onlar gibi olmayı seçmekte tamamen özgür olduğumdan, benimkinden farklı bir yaşam tarzı seçmiş oldukları için onlara içerlemek artık bana mantıklı gelmiyordu. Onlara içerlemek, onlardan farklı olma seçimime, beni mutlu eden bir seçime içerlemek demekti. Davranışımızın sorumluluğunu kabullenmekte zorlanmamız, o davranışın sonuçlarının getireceği acıdan, kaçınma arzusundan kaynaklanır. Ben, Dr. Mac Bedgilly'den, benim zamanımın düzenlenmesinin sorumluluğunu üstlenmesini isteyerek, uzun saatler boyunca çalışmanın verdiği acıdan kaçınmaya çalışıyordum. Oysa uzun saatler boyunca çalışmak, kendimi hastalarıma ve eğitimime adamayı seçmemin kaçınılmaz sonucuydu. Ancak böyle yaparak farkında olmadan, Mac'in benim üzerimdeki otoritesini arttırmaya çalışıyordum. Ona gücümü, özgürlüğümü teslim ediyordum. Sonuçta şöyle diyordum, beni idare et, patron sen ol. Her ne zaman kendi davranışımızın sorumluluğundan kaçınmaya çalışsak, bunu o sorumluluğu başka bir bireye, örgüte ya da varlığa vermeye çalışarak yaparız. Ama bu gücümüzü o varlığa teslim etmemiz anlamına gelir. İşte bu nedenle Erik Fromm, Nazizm hakkındaki kitabına çok uygun bir biçimde özgürlükten kaçış adını koymuştur. Sorumluluğun acısından kaçınmak için milyonlarca hatta milyarlarca insan her gün özgürlükten kaçmaya çalışır. Benim zeki ama huysuz bir tanıdığım var. Ona izin verdiğimde durmaksızın ve dokunaklı bir biçimde toplumumuzdaki baskıcı kuvvetlerden söz eder. Ben ona bir çocuk olmadığını defalarca anlatmaya çalıştım. Çocukken onlara gerçekten ve geniş çapta bağımlı olduğumuzdan, ebeveynlerimiz bizim üzerimizde gerçek ve büyük bir güce sahiptirler. Onlar aslında bizim esenliğimizden büyük ölçüde sorumludurlar. Ve biz de aslında büyük ölçüde onların insafına kalmışızdır. Çoğu kez oldukları gibi ebeveynler baskıcı olduklarında biz çocuklar olarak bu konuda bir şey yapamayacak kadar güçsüzüzdür ve seçimlerimiz sınırlıdır.
Ama yetişkinler olarak, eğer fiziksel olarak sağlıklıysak, seçimlerimiz neredeyse sınırsızdır. Bu onların acı verici olmadıkları anlamına gelmez. Çoğu kez seçimlerimiz ehveni şer olandan yanadır. Ama bu seçimleri yapmak yine de bizim elimizdedir. Evet, bu tanıdığımla aynı fikirdeyim. Dünyada gerçekten de baskıcı kuvvetler iş başındadır. Ancak yolun her adımında biz bu kuvvetlere nasıl karşılık vereceğimizi ve onlarla nasıl baş edeceğimizi seçme özgürlüğüne sahibiz. Polisin uzun saçlı tiplerden hoşlanmadığı bir kasabada yaşayıp yine de saçını uzatmak bu tanıdığımın seçimidir. O kente taşınma, saçını kesme, hatta emniyet müdürü olmak için adaylığını koyma özgürlüğüne sahiptir. Ama parlak zekasına rağmen o bu özgürlükleri hala yatsıyor. Büyük bir kişisel güce sahip olduğunu kabul edip bunun için sevinmek yerine siyasi güçten yoksun oluşundan yakınmayı seçiyor. Özgürlük sevgisinden ve onu engelleyen baskıcı kuvvetlerden söz ediyor. Ama o kuvvetler tarafından nasıl kurban edildiğinden her söz edişinde aslında özgürlüğünü onlara teslim ediyor. Onun yakın bir gelecekte bazı yaşam seçimleri acı verici olduğu için yaşama içerlemeyi bırakacağını umuyorum. Doktor Hildebrandt, Psikoterapiyi Öğrenmek adlı kitabının ön sözünde şöyle diyor. Psikiyatrlara başvuran tüm hastaların esasen tek bir ortak sorunu vardır. Olaylarla başa çıkamayacakları ve onları değiştiremeyecekleri inancından kaynaklanan korku ve çaresizlik duygusu. Hastaların çoğundaki bu acizlik ve güçsüzlük duygusunun köklerinden biri, özgürlüğün getireceği acıdan kısmen ya da tamamen kaçma arzusudur. Onlar kendilerini güçsüz hissederler. Çünkü aslında güçlerini teslim etmişlerdir. Eğer iyileşeceklerse er ya da geç bir yetişkinin tüm yaşamının bir dizi kişisel seçim ve karardan oluştuğunu öğrenmelidirler. Eğer bunu bütünüyle kabul edebilirlerse özgür insanlar olurlar. Bunu kabul etmedikleri oranda kendilerini ebediyen kurban gibi hissedeceklerdir. Kendini gerçeğe adamak. Disiplinin üçüncü aracı ya da sorun çözmenin getirdiği acıyla başa çıkmanın tekniği kendinizi gerçeğe adamaktır. Eğer sağlıklı bir yaşama sahip olmak ve ruhen tekamül etmek istiyorsak bu yöntemi sürekli olarak kullanmalıyız. Kendinizi gerçeğe adamanın nedeni yüzeysel olarak aşikardır. Çünkü gerçek gerçektir. Gerçek olmayan yalandır, gerçek dışıdır. Dünyanın gerçeğini ne kadar berrak biçimde görürsek, dünya ile başa çıkma konusunda o kadar donanımlı oluruz. Dünyanın gerçeğini ne kadar az görürsek, doğru eylem yollarını belirlemekte ve akıllıca kararlar vermekte o kadar güçlük çekeriz. Gerçeği görüşümüz, yaşam alanında kullandığımız bir harita gibidir. Eğer harita gerçek ve doğruysa, genellikle nerede olduğumuzu biliriz. Ve eğer nereye gideceğimize karar vermişsek, genellikle oraya nasıl ulaşacağımızı biliriz. Eğer harita sahte ve yanlışsa genellikle kayboluruz. Bu aşikar olmakla birlikte çoğu insanın az ya da çok görmezden gelmeyi seçtiği bir şeydir. Onlar onu görmezden gelirler. Çünkü gerçeğe giden yolumuz kolay değildir. Her şeyden önce biz haritayla doğmadık. Onu yapmamız gerekir ve bu çaba gerektirir. Gerçeği takdir etmek ve algılamak için ne kadar çok çaba gösterirsek haritamız da o kadar büyük ve doğru olur. Ama birçok kişi bu çabayı göstermek istemez. Bazıları ergenlik çağının sonunda çaba göstermeyi bırakırlar. Onların haritaları küçük ve kaba taslaktır. Dünya görüşleri dar ve yanıltıcıdır. Orta yaşın sonunda çoğu insan çaba göstermekten vazgeçer. Onlar haritalarının tamam ve yollarının doğru olduğundan emindirler ve artık yeni bilgiyle ilgilenmezler. Sanki yorgun düşmüşlerdir. Nispeten az sayıda talihli kişi ölünceye dek gerçeğin gizemini araştırmayı sürdürür. Dünya ve gerçekle ilgili anlayışını genişletir, arındırır ve yeniden belirler. Ama harita yaparken karşılaşılan en büyük sorun sıfırdan başlamak zorunda olmamız değil. Haritamızın doğru olması için onu sürekli olarak gözden geçirip düzeltmemizin gerekmesidir. Dünya sürekli değişmektedir. Buzullar oluşur ve yok olurlar. Kültürler ortaya çıkar ve yok olurlar.
Çok az teknoloji vardır, çok fazla teknoloji vardır. Daha da çarpıcı biçimde bizim dünyaya baktığımız ve geniş görüş sağlayan nokta sürekli olarak ve oldukça hızlı değişmektedir. Çocukken ebeveynlerimize bağımlı ve güçsüzüzdür. Yetişkinler olarak güçlü olabiliriz. Ancak hastayken ya da yaşlandığımızda yine güçsüz ve bağımlı hale gelebiliriz. Bakacak çocuklarımız olduğunda dünya bize farklı görünür. Bebek büyütürken dünya ergenlik çağındaki çocuklarımızı büyütürken olduğundan farklı görünür. Yoksul olduğumuzda dünya zenginken olduğumuzdan farklı görünür. Gerçeğin doğasıyla ilgili yeni bilgiyle her gün bombardıman ediliriz. Eğer bu bilgiyi edinmek istiyorsak haritamızı sürekli olarak gözden geçirip düzeltmeliyiz. Ve bazen yeteri kadar yeni bilgi biriktiğinde çok büyük düzeltmeler yapmamız gerekir. Gözden geçirmeler ve düzeltmeler yapma süreci, özellikle büyük düzeltmeler acı verici, bazen de dayanılmaz derecede acı vericidir. İşte burada insanoğlunun birçok derdinin büyük kaynağı yatmaktadır. İnsan uzun süre ve çok uğraşıp, görünüşte işe yarar bir dünya görüşü, işe yarar bir harita geliştirdikten sonra, o görüşün yanlış olduğunu ve haritanın büyük ölçüde yeniden çizilmesi gerektiğini ima eden yeni bilgiyle karşılaşınca ne olur? Bunun için gereken acı verici, çaba korkutucu, neredeyse başa çıkılmaz görünür. Bizim çoğu kez ve genellikle bilinçsiz olarak yaptığımız şey yeni bilgiyi görmezden gelmektir. Çoğu kez bu görmezden gelme pasif değildir. Biz yeni bilgiyi yanlış, tehlikeli, kabul olunmuş doktrinlere aykırı, şeytan işi olmakla itham edebiliriz. Aslında o bilgiye karşı savaş açabilir, dünyayı kendi realite görüşümüze uydurmak için yönlendirmeye bile çalışabiliriz. Bir birey haritayı değiştirmeye çalışmak yerine yeni gerçeği yok etmeye çalışabilir. Ne yazık ki böyle bir kişi sonuçta modası geçmiş dünya görüşünü gözden geçirip düzeltmek için gereken enerjinin çok daha fazlasını o görüşü savunmak için harcayabilir. Aktarım, geçersiz harita. Bu modası geçmiş bir gerçek görüşüne sımsıkı sarılma süreci birçok zihinsel hastalığın temelidir. Psikiyatrlar onu aktarım olarak adlandırırlar. Belki dünyada ne kadar çok psikiyatr varsa aktarım tanımının da o kadar çok sübtil varyasyonu vardır. Benim tanımım şöyledir. Aktarım, dünyayı algılamanın ve ona karşılık vermenin yollarıdır. Aktarımın tezahür etme yolları daima nüfuz edici ve yıkıcı olmakla birlikte çoğunlukla belirgin değildir. Ancak en açık örneklerin belirgin olmaları gerekir. Böyle bir örnek, yaptığı aktarımdan dolayı bir hastanın tedavisinin başarısız olmasıydı. Bu 30 yaşlarında zeki ama başarısız bir bilgisayar teknisyeniydi ve karısı iki çocuğunu alarak onu terk ettiği için bana gelmişti. Karısını kaybettiği için o kadar üzülmüyordu ama derinden bağlı olduğu çocuklarından ayrı kalmak onu yıkmıştı. Karısı eğer psikiyatrik tedavi görmezse ona asla dönmeyeceğini bildirdiğinden o da çocuklarına kavuşabilmek umuduyla psikoterapiye başlamıştı. Karısının esas şikayeti adamın onu sürekli ve mantıksız bir biçimde kıskanması ama aynı zamanda da ona ilgisiz, soğuk, anlayışsız ve sevgisiz davranmasıydı. Kadın ayrıca kocasının sık sık iş değiştirmesinden de şikayetçiydi. Adamın yaşamı ergenlik çağından itibaren belirgin biçimde istikrarsız olmuştu. Ergenlik çağında polisle sık sık tartışmış ve sarhoşluktan, kavgacılıktan, serserilikten ve bir memurun işine müdahale etmekten dolayı 3 kere hapse atılmıştı. Elektrik mühendisi olmak üzere devam ettiği yüksekokulu bırakmıştı. Çünkü hocaları da tıpkı polisler gibi iki yüzlüydüler. Parlak zekası ve bilgisayar teknolojisi alanındaki yaratıcılığı sayesinde endüstride çok aranan biriydi. Ama hiçbir işte 1,5 yıldan fazla kalamamış ve ilerleyememiş. Bazen kovulmuş, çoğu kez de yalnızca kendi çıkarlarını korumakla ilgilenen yalancı düzenbazlar olarak tanımladığı amirleriyle tartışıp işi bırakmıştı. En sık kullandığı ifade hiç kimseye güvenemezsin idi.
Çocukluğunu normal ve ebeveynlerini herkes gibi tanımlamıştı. Ancak benimle geçirdiği kısa süre içinde çocukluğunda ebeveynlerinin onu düş kırıklığına uğrattığı bazı olayları kayıtsız ve duygusuz bir biçimde anlattı. Örneğin ebeveynleri ona doğum gününde bisiklet alacaklarına söz vermiş, sonra unutup başka bir armağan almışlardı. Bir keresinde de doğum gününü tamamen unutmuşlardı. Ama o bunda çok yanlış bir şey görmüyordu. Çünkü onlar çok meşguldüler. Ebeveynleri hafta sonlarında onunla birlikte bir şeyler yapacaklarına söz verirler. Ama sonra hiçbir şey yapamayacak kadar çok meşgul olurlardı. Kafaları çok meşgul olduğundan birçok kez onu toplantılardan ya da partilerden almayı unutmuşlardı. Bu adamın başına gelen şuydu. O küçük bir çocukken ebeveynlerinin ilgisizliği yüzünden peş peşe acı verici düş kırıklıkları yaşamıştı. Yavaş yavaş ya da birden çocukluğunun ortasında ebeveynlerine güvenemeyeceğini fark etmiş ve bu ona çok acı vermişti. Ancak bunu fark edince kendini daha iyi hissetmeye başlamış ve hayatı daha rahat hale gelmişti. Artık ebeveynlerinden hiçbir şey beklemiyor ve ona bir şeyler vaat ettiklerinde hiç umutlanmıyordu. Ebeveynlerine güvenmeyi bırakınca düş kırıklıklarının sıklığı ve şiddeti de çarpıcı biçimde azalmıştı. Ancak bu tür bir uyum sağlama gelecekteki sorunların temelini oluşturur. Bir çocuk için ebeveynleri her şeydir. Onlar dünyayı temsil ederler. Bir çocuk başka ebeveynlerin kendininkilerden farklı ve çoğunlukla daha iyi olduklarını görecek perspektife sahip değildir. Herkesin her şeyi kendi ebeveynleri gibi yaptığını varsayar. Bu yüzden bu çocuk, ben ebeveynlerime güvenemem sonucuna değil, ben insanlara güvenemem sonucuna varmıştı. Dolayısıyla insanlara güvenmemek onun ergenliğe ve yetişkinliğe birlikte girdiği haritası oldu. Bu haritayla ve uğradığı birçok düş kırıklığından kaynaklanan içerleme birikimiyle onun otoriteyi temsil edenlerle sürekli çatışması kaçınılmazdı. Bu çatışmalar sadece dünyada ona bir şeyler verebilecek durumdaki insanlara güvenilemeyeceği hissini pekiştirdi. O haritasını gözden geçirip düzeltebileceği birçok fırsatla karşılaştı ama onların hepsini kaçırdı. Çünkü onun yetişkinler dünyasında güvenebileceği insanların da bulunduğunu öğrenebilmesinin tek yolu bazı insanlara güvenme riskini almasıydı. Bu da haritasından sapmasını gerektirecekti. Ayrıca bu yeniden öğrenme ebeveynleriyle ilgili görüşünü de değiştirmesini gerektirecekti. Onların onu sevmediklerini, kendisinin normal bir çocukluk geçirmediğini ve ebeveynlerinin onun ihtiyaçlarına gösterdikleri duyarsızlığın normal olmadığını anlamasını gerektirecekti. Böyle bir idrak son derece acı verici olacaktı. Son olarak da onun insanlara güvenmemesi, çocukluğunun realitesine gerçekçi bir uyum sağlama olduğundan bu onun acısını azaltmak açısından işe yarayan bir uyum sağlamaydı. Bir zamanlar çok işe yarayan bir uyum sağlamadan vazgeçmek son derece zor olduğundan o güvensizlik yolunu sürdürdü. Bu güvensizliği güçlendirecek durumları bilinçsizce yarattı. Herkese yabancılaştı. Bu da onun sevgisinin, sıcaklığın, yakınlığın ve şefkatin tadını çıkarmasını olanaksız kıldı. Kendisinin karısıyla yakın olmasına bile izin vermemişti. Çünkü o da güvenilmezdi. Yakın ilişki kurabildiği yegane insanlar çocuklarıydı. Onlar üzerlerinde kontrole sahip olduğu ve kendisi üzerinde hiçbir otoriteye sahip olmayan ve dünya üzerinde güvenebileceği yegane varlıklardı. Hastanın aktarım sorunları olduğunda psikoterapi diğer şeylerin yanı sıra aynı zamanda haritanın gözden geçirilip düzeltilmesi sürecidir. Hastalar haritaları açıkça işe yaramadığı için terapiye gelirler. Ama onlar o haritaya yapışır ve düzeltme sürecinin her adımıyla savaşırlar. Çoğu kez onların haritalarına yapışıp onları kaybetmemek için savaşma ihtiyaçları o kadar büyüktür ki terapi olanaksız hale gelir. Nitekim bilgisayar teknisyeni vakasında da böyle oldu. O başlangıçta randevusunun cumartesi günü olmasını rica etmişti. 3 seanstan sonra gelmeyi bıraktı. Çünkü cumartesi ve pazarları bir çim sahanın bakım işini almıştı.
Ona perşembe akşamları gelmesini önerdim. İki seans geldi, sonra yine bıraktı. Bu kez de tesiste fazla mesai yapmaya başlamıştı. O zaman ben programımı ayarlayarak kendisini fazla mesai yapmadığı pazartesi akşamları görmeyi önerdim. Ancak iki seans sonra yine gelmeyi bıraktı. Pazartesi akşamları da fazla mesai yapmaya başladığını söyledi. Kendisine bu koşullar altında terapi yapmanın imkansız olduğunu söyledim. O fazla mesai yapmasının zorunlu olmadığını kabul etti. Ancak paraya ihtiyacı olduğunu ve işin kendisi için terapiden daha önemli olduğunu söyledi. Beni ancak pazartesi akşamları fazla mesai olmadığında görebileceğini ve her pazartesi öğleden sonra saat 4'te beni arayarak o akşam gelip gelemeyeceğini bildireceğini açıkladı. Ben de bu koşulları kabul edemeyeceğimi, her pazartesi akşamı ya gelirse diye planlarımı bir kenara bırakmak istemediğimi bildirdim. O benim mantıksızca katı davrandığımı, onun ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğimi, sadece kendi zamanımla ilgilenip onu hiç umursamadığımı, dolayısıyla bana güvenilemeyeceğini düşündü. İşte bu şekilde birlikte çalışma girişimimiz sona erdi. Ben de artık onun o eski haritasındaki işaretlerden biri olmuştum. Aktarım sorunu sadece psikoterapistler ile onların hastaları arasındaki bir sorun değildir. O, ebeveynler ile çocuklar, işverenler ile işçiler, eşler, arkadaşlar, gruplar, hatta uluslar arasındaki bir sorundur. Örneğin aktarım sorunlarının uluslararası ilişkilerde oynadığı rol üzerinde tahminde bulunmak ilginçtir. Ulusal liderlerimiz de onları şekillendiren bir çocukluk ve çocukluk deneyimleri geçirmişlerdir. Acaba Hitler hangi haritayı izlemişti ve o harita nereden kaynaklanmıştı? Vietnam Savaşı'nı başlatan, sürdüren ve yönlendiren Amerikan liderleri hangi haritayı izliyorlardı? Açıkça o onlardan sonra gelen kuşağınkinden çok farklı olan bir haritaydı. Acaba 1929'da yaşanan ekonomik kriz onların haritasına ne şekilde katkıda bulunmuştu? Ve 50'li 60'lı yıllarda yaşananlar bir sonraki kuşağın haritasına nasıl katkıda bulunmuştu? Eğer 30'lu ve 40'lı yıllarda yaşanan ulusal deneyim Amerikan liderlerinin Vietnam'da savaş çıkarmalarına katkıda bulunduysa, o deneyim 60'lı ve 70'li yılların gerçekleri açısından ne kadar uygundu? Haritalarımızı nasıl daha çabuk gözden geçirip düzeltebiliriz? Yaşanan gerçek ya da realite acı verici olduğunda ondan kaçınılır. Biz ancak o acının üstesinden gelebilecek disipline sahipsek haritamızı düzeltebiliriz. Böyle bir disipline sahip olmak için de kendimizi gerçeğe adamalıyız. Yani gerçeği elimizden gelen en iyi şekilde belirledikten sonra onu kişisel çıkarlarımız için rahatlığımızdan daha önemli ve gerekli olarak görmeliyiz. Kişisel rahatsızlığımızı daima nispeten önemsiz görmeli, hatta gerçeği arama yolunda o rahatsızlığın yardımını iyi karşılamalıyız. Zihinsel ve ruhsal sağlık, kendinizi sürekli olarak gerçeğe adama sürecidir. Meydan okumaya açık olmak. Kendinizi gerçeğe tam olarak adamayı içeren bir yaşam ne anlama gelir? O, her şeyden önce kendinizi sürekli olarak sıkı bir biçimde incelediğiniz bir yaşam anlamına gelir. Biz dünyayı sadece onunla olan ilişkimiz yoluyla tanırız. Dolayısıyla dünyayı tanımak için sadece onu incelememeli, onu inceleyeni de incelemeliyiz. Psikiyatrlara bu eğitimleri sırasında öğretilir ve onlar kendi aktarımlarını ve çatışmalarını anlamadan, hastalarının çatışmalarını ve aktarımlarını gerçekten anlamalarının imkansız olduğunu bilirler. Bu nedenle psikiyatrlar kendi eğitim ve gelişmelerinin bir parçası olarak kendi psikoterapilerini veya psikanalizlerini almaya teşvik edilirler. Ne yazık ki tüm psikiyatrlar bu teşvike karşılık vermezler. Aralarında psikiyatrların da bulunduğu birçok insan dünyayı sıkı bir biçimde inceler ama kendisini incelemez. Onlar dünyanın gözünde işinin ehli kişiler olabilirler ama asla bilge kişiler değildirler. Bilgelik, yaşamı eylemle birleşen bir derin düşünme yaşamı olmalıdır. Geçmişte Amerikan kültüründe tefekküre fazla saygı gösterilmemiştir. 1950'lerde halk başkanlık seçimine katılan
politikacı Adlai Stevenson'a entelektüel adını takmıştı ve onun derin düşünen ve kendisini sorgulayan biri olduğu için iyi bir başkan olamayacağına inanıyordu. Ebeveynlerin ergenlik çağındaki çocuklarına ciddi biçimde "Sen çok fazla düşünüyorsun" dediklerine tanık oldum. Beynimizin ön loblarının düşünme ve kendimizi inceleme kapasitemizin bizi insan yapan özelliğimiz olduğu göz önüne alındığında bu sözlerin saçmalığı ortaya çıkar. Neyse ki böyle tutumlar artık değişiyor ve biz dünya için tehlike kaynaklarının dışımızdan çok içimizde bulunduğunu ve sürekli kendini inceleme ve derin düşünmenin varlığımızı sürdürebilmek için gerekli olduğunu anlamaya başlıyoruz. Yine de ben tutumlarını değiştiren nispeten az sayıda insandan söz ediyorum. Dıştaki dünyanın incelenmesi kişisel olarak asla içteki dünyanın incelenmesi kadar acı verici değildir ve içerdiği acı yüzünden çoğunluk bu süreçten kaçar. Ancak insan kendini gerçeğe adadığında bu acı nispeten önemsiz görünür ve insan kendini inceleme yolunda ilerledikçe bu acı gitgide daha az önemli görünür. Gerçeğe kendinizi tam olarak adadığınız bir yaşam ayrıca size meydan okunmasına açık olmanız anlamına gelir. Gerçekle ilgili haritamızın geçerli olduğundan emin olmamızın tek yolu onu başka harita yapıcılarının eleştirilerine ve meydan okumalarına açmaktır. Aksi takdirde kapalı bir sistem içinde bir cam fanusta yaşar, kendi nefesimizle kirlenen havayı tekrar tekrar solur, bu yüzden gittikçe daha çok hezeyana maruz kalırız. Yine de gerçekle ilgili haritamızı gözden geçirip düzeltme sürecinin verdiği acı yüzünden çoğunlukla onun doğruluğunu sorgulayan meydan okumalardan kaçınmaya ve onları savuşturmaya çalışırız. Çocuklarımıza "Bana karşılık verme, ben senin ebeveyninim" deriz. Eşimize "Birbirimize yaşam hakkı tanıyalım. Eğer beni eleştirirsen sana çok kötü karşılık veririm. Sen de pişman olursun" anlamına gelen bir mesaj veririz. Yaşlı insanlar ailelerine ve dünyaya "Ben yaşlı ve kırılganım. Eğer bana meydan okursanız, beni zorlarsanız ölebilirim ya da en azından dünya üzerindeki son günlerimi mutsuz kılmanın sorumluluğunu taşırsınız" mesajını verirler. İşçilerimize ise "Eğer bana meydan okuyacak kadar cesursanız bunu temkinli bir biçimde yapın, yoksa kendinizi yeni bir iş ararken bulursunuz" mesajını veririz. Meydan okumadan kaçınma insanlarda o kadar yaygındır ki o insan doğasının bir özelliği olarak görülebilir. Ancak onu doğal olarak adlandırmak onun gerekli, yararlı ya da değişmez bir davranış olduğu anlamına gelmez. Donumuza işememiz ya da dişlerimizi hiç fırçalamamamız da doğal kabul edilebilir. Ama biz kendimize doğal olmayanı yapmayı öğretiriz. Ta ki o alışkanlık haline gelinceye kadar. Gerçekten de öz disiplin kendimize doğal olmayanı yapmayı öğretmek olarak tanımlanabilir. İnsan doğasının başka bir özelliği de doğal olmayanı yapabilme, kendi doğamızı aşma ve dönüştürme kapasitemizdir. Hiçbir eylem psikoterapiye girme eyleminden daha gayri doğal ve daha insani değildir. Çünkü bu eylemle biz kendimizi başka bir insandan gelen en derin meydan okumaya bilerek açar, hatta bizi iyice incelemesi ve tanıması için o insana ödeme yaparız. Kendinizi meydan okumaya açmak, psikanalizcinin ofisindeki kanepeye uzanmanın simgeleyebileceği şeylerden biridir. Psikoterapiye girmek çok büyük cesaret isteyen bir eylemdir. İnsanların psikoterapiye girmemelerinin ana nedeni parasızlık değil, cesaretsizliktir. Buna birçok psikiyatr da dahildir. Onlar bu terapinin içerdiği disipline girmek için başkalarından daha çok nedene sahip olsalar da nedense kendi terapilerine girmeyi asla uygun bulmazlar. Öte yandan bu cesarete sahip olduklarından psikanaliz hastalarının birçoğu sanıldığının aksine terapinin başlangıcında bile sıradan insanlardan çok daha güçlü ve sağlıklıdır. Psikoterapiye girmek meydan okumaya açık olmanın nihai biçimi olsa da her gün iş arkadaşlarımızla, amirlerimizle, çalışanlarımızla, eşlerimizle, arkadaşlarımızla, sevgililerimizle, ebeveynlerimizle ve çocuklarımızla girdiğimiz
daha sıradan etkileşimler bize kendimizi açmamız için benzer fırsatlar sunar. Bir süredir hastam olan ve saçları her zaman bakımlı olan bir kadın, her seansın sonunda uzandığı yerden kalktığında saçlarını taramaya başlamıştı. Onun bu yeni davranış biçimine dikkatimi çektim. Kızardı ve birkaç hafta önce bir terapi seansından eve döndüğümde "Kocam saçımın arka tarafının basık olduğunu fark etti," dedi. Ona bunun nedenini söylemedim. Eğer terapiye girdiğimi öğrenirse benimle alay etmesinden korkuyorum. Böylece üzerinde çalışacağımız başka bir sorun ortaya çıkmıştı. Psikoterapinin en büyük değeri 50 dakikalık seans sırasında kazanılan disiplinin hastanın günlük yaşamını ve ilişkilerini de içerebilmesidir. Meydan okunmaya açıklık bir yaşam biçimi haline gelmeden hastanın ruhsal iyileşmesi tamamlanmaz. Bu kadın kocasına karşı da bana olduğu kadar açık sözlü olana dek tam olarak iyileşmeyecekti. Bir psikiyatra veya psikoterapiste başvuranların çok azı ilk başta bilinçli olarak bir meydan okuma ya da bir disiplin eğitimi aramaktadır. Çoğu sadece kurtuluş aramaktadır. Kendilerine destek verilmesinin yanı sıra meydan da okunacağını anlayınca birçoğu kaçar. Diğerleri de kaçma isteği duyarlar. Onlara tek gerçek kurtuluşun meydan okumayla ve disiplinle geleceğini öğretmek hassas, uzun ve çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanan bir görevdir. Dolayısıyla biz hastaları psikoterapi yaptırmaları için kandırmaktan söz ederiz ve en az bir yıldır görmekte olduğumuz bazı hastalardan onlar henüz terapiye gerçekten girmediler diye söz ederiz. Psikoterapide açıklık, serbest çağrışım tekniğiyle özellikle teşvik edilir. Bu teknik kullanıldığında hastaya zihninize ne gelirse, görünüşte ne kadar önemsiz, utandırıcı, acı verici ya da anlamsız olursa olsun söyleyin. Eğer zihninize aynı anda birden fazla şey gelmişse, içlerinden söylemeyi hiç istemediğiniz şeyi söylemeyi seçin denir. Bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Yine de bunun üzerinde özenle çalışanlar genellikle hızlı ilerleme kaydederler. Ama bazıları kendilerine meydan okunmasına öylesine karşı koyarlar ki sadece serbest çağrışım yapıyormuş gibi davranırlar. Onlar şu ya da bu konuda yeterince akıcı biçimde konuşur ama çok önemli ayrıntıları atlarlar. Bir kadın bir saat boyunca çocukluğundaki tatsız deneyimlerinden söz edebilir. Ama o sabah kocasının hesaplarından fazla para çektiğini, onun yüzüne vurduğunu söylemeyi unutur. Böyle hastalar psikoterapi saatini bir çeşit basın toplantısına çevirmeye kalkışırlar. Onlar meydan okumadan kaçınma çabaları içinde zamanı boşa harcıyor ve genellikle de sübtil bir biçimde yalan söylüyor olurlar. Bireylerin ve örgütlerin kendilerine meydan okunmasına açık olabilmeleri için gerçekle ilgili haritalarının herkesin incelenmesine gerçekten açık olması gerekir. Bunun için de basın toplantılarından daha fazlası gerekir. Dolayısıyla gerçeğe tam adanmış bir yaşam, tam dürüst bir yaşam anlamına gelir. O, tüm iletişimlerimizin bildiğimiz gerçeği daima en doğru biçimde yansıtabilmesi için kendimizi sürekli izleme ve denetleme süreci anlamına gelir. Böyle bir dürüstlük acısız bir biçimde gerçekleşmez. İnsanların yalan söylemelerinin nedeni kendilerine meydan okunmasının getireceği acıdan ve onun sonuçlarından kaçınmaktır. Başkan Nixon'ın Watergate hakkında yalan söylemesinin nedeni lambanın masadan nasıl düşüp de kırıldığı konusunda annesine yalan söyleyen 4 yaşındaki bir çocuğun nedeninden daha karmaşık ya da farklı değildir. Meydan okunmanın doğası normal ise yalan söylemek meşru acıdan kaçma girişimidir ve bundan dolayı da zihinsel hastalığın işaretidir. Kaçma kavramı kestirmeden gitme konusunu ortaya çıkarır. Biz her ne zaman bir engelden kaçmaya çalışsak aslında hedefimize ulaşmak için daha kolay, dolayısıyla daha kısa bir yol, yani kestirme yol aramaktayızdır. Ben insan ruhunun tekamülünün İnsan varoluşunun nihai hedefi olduğuna inandığımda kendini ilerleme ve tekamül kavramına adamış olan biriyim. İnsanlar olarak mümkün olduğunca hızlı tekamül etmemiz ve ilerlememiz doğru ve uygundur. Dolayısıyla bizi kişisel tekamüle ulaştıracak her türlü meşru kestirme yoldan
yararlanmamız doğru ve uygundur. Ancak burada anahtar sözcük meşrudur. İnsanlar neredeyse gayrimeşru kestirme yolları arama eğilimleri kadar çok, meşru kestirme yolları görmezden gelme eğilimine sahiptirler. Örneğin bir sınava hazırlanırken bir kitabın tamamını okumak yerine onun bir özetini okuyup incelemek meşru bir kestirme yoldur. Eğer bu kitabın özünü içeren iyi bir özetse temel bilgi zaman ve emekten epey tasarruf ederek elde edilebilir. Ancak kopya çekmek meşru bir kestirme yol değildir. O kopya çekene daha da çok zaman kazandırabilir ve eğer başarıyla uygulanabilirse sınavdan geçer not kazandırarak diplomanın alınmasını sağlayabilir. Ama temel bilgi elde edilememiştir. Dolayısıyla diploma bir yalandan başka bir şey değildir. Eğer bu diploma kopyacının yaşamının bir temelini oluşturacaksa onun yaşamı da bir yalan haline gelir ve çoğu kez o yalanı korumaya ve sürdürmeye adanır. Gerçek psikoterapide kişisel olgunluğa giden meşru bir kestirme yoldur. Ama o çoğu kez göz ardı edilir. Psikoterapiyi göz ardı etmenin en sık kullanılan gerekçesi, korkarım ki psikoterapi gittikçe bir koltuk değneği haline gelebilir. Ben bir koltuk değneğine bağımlı olmak istemiyorum şeklinde ifade edilir ve böyle söylenerek onun meşruluğu sorgulanır. Ama bu genelde daha önemli korkuları gizlemek için kullanılan bir gerekçedir. Psikoterapinin kullanılması bir ev inşa etmek için çekiç ve çivilerin kullanılmasından daha fazla bir koltuk değneği değildir. Bir evi çekiç ve çiviler kullanmadan da inşa etmek mümkündür. Ama bu süreç genelde verimli ve arzu edilebilir değildir. Herhalde çok az marangoz çekiç ve çivilere bağımlı olmaktan yakınır. Benzer şekilde psikoterapiye başvurmadan da kişisel gelişim sağlanabilir. Ama çoğu kez bu yol gereksiz biçimde sıkıcı, uzun ve zordur. Var olan araçları kestirme bir yol olarak kullanmak genellikle akla uygundur, mantıklıdır. Öte yandan psikoterapi gayrimeşru bir kestirme yol olarak da kullanılmak istenebilir. Bu en çok çocukları için psikoterapi yaptırmak isteyen ebeveynler tarafından kullanılır. Onlar çocuklarının bir konuda değişmelerini isterler. Onların uyuşturucu kullanmayı bırakmalarını, öfke krizleri geçirmemelerini, notlarının düzelmesini isterler. Bazı ebeveynler çocuklarına yardım etmeye çalışmaktan bitkin düşer, onlara artık yardım edemez hale gelir ve psikoterapiste çocuklarının sorunu üzerinde çalışmayı gerçekten isteyerek gelirler. Bazıları da çocuklarının sorununun nedenini pekala bilir, kendileri sorunun temel nedenini değiştirmek zorunda kalmadan psikiyatrın sihirli bir şey yaparak çocuğu değiştirebileceğini umarlar. Örneğin bazı ebeveynler açıkça derler ki, evliliğimizin sorunlu olduğunu ve oğlumuzun sorununun da bununla ilgili olabileceğini biliyoruz. Yine de evliliğimizin kurcalanmasını istemiyoruz. Bize terapi yapmanızı istemiyoruz. Sadece oğlumuzla çalışmanızı ve eğer mümkünse onun daha mutlu olmasını sağlamanızı istiyoruz. Diğerleri bu kadar açık davranmazlar. Bu ebeveynler gerekli olan her şeyin yapılmasını istediklerini iddia ederek gelir. Ama onlara çocuklarının sorununun onların kendisini hiç beslemeyen yaşam tarzlarına içerlemesinden kaynaklandığı açıklandığında sırf onun için tüm yaşamımızı altüst etmemizin gerekmesi saçma der ve kendilerine acısız bir kestirme yol sunabilecek başka bir psikiyatr aramak üzere çekip giderler. Daha ileride de arkadaşlarına ve kendilerine büyük olasılıkla şöyle diyeceklerdir. Biz oğlumuz için yapılabilecek her şeyi yaptık. Hatta onu 4 ayrı psikiyatra bile götürdük. Ama hiçbir şeyin yararı olmadı. Biz elbette sadece başkalarına değil, kendimize de yalan söyleriz. Kendi vicdanımızın ve gerçekçi algılarımızın haritamıza meydan okuması, başkalarından gelen meydan okumalar kadar meşru ve acı verici olabilir. İnsanların kendilerine sık sık söyledikleri yalanların en yaygın, etkili ve yıkıcı olanları şunlardır. Biz çocuklarımızı gerçekten seviyoruz ve ebeveynlerimiz bizi gerçekten sevdiler. Ebeveynlerimiz bizi sevmiş olabilirler ve biz çocuklarımızı seviyor olabiliriz. Ama durum böyle olmadığında insanlar bu gerçeği idrak etmemek için
olağanüstü şeyler yaparlar. Ben psikoterapiyi sık sık gerçek oyunu ya da dürüstlük oyunu olarak adlandırırım. Çünkü onun görevi başka şeylerin yanı sıra hastaların böyle yalanlarla yüzleşmelerini sağlamaktır. Zihinsel hastalığın köklerinden biri bize söylenen ve bizim kendimize söylediğimiz yalanların bir kenetlenme sistemidir. Bu kökler ancak tam bir dürüstlüğün bulunduğu bir ortamda açığa çıkarılıp yok edilebilirler. Bu ortamı yaratmak için de terapistlerin hastalarıyla ilişkilerine tam bir açıklık ve dürüstlük kapasitesi getirmeleri gerekir. Biz aynı acıya katlanmadıkça hastamızdan gerçekle yüzleşmenin acısına dayanmasını nasıl bekleyebiliriz? Biz onları ancak kendi ulaştığımız yere kadar götürebiliriz. Gerçeği saklamak. Yalanlar iki tipe ayrılabilir. Beyaz yalanlar ve siyah yalanlar. Siyah bir yalan yanlış olduğunu bildiğimiz bir bildirimde bulunmamızdır. Beyaz bir yalan ise kendisi yanlış olmayan ama gerçeğin önemli bir kısmını dışarıda bırakan bir bildirimde bulunmamızdır. Bir yalanın beyaz olması onun yalan olduğu gerçeğini değiştirmez ve daha affedilebilir kılmaz. Beyaz yalanlar da siyah yalanlar kadar yıkıcı olabilir. Sansür uygulayarak önemli bilgiyi halkından saklayan bir hükümet, yalan beyanlarda bulunan bir hükümetten daha demokratik değildir. Ailesinin banka hesabında bulunandan daha fazla para çektiğini söylemeyen hasta, terapideki ilerlemesini doğrudan yalan söylediğinde olacağı kadar engelliyordu. Gerçekten de o daha az kınanması gereken bir şey olarak görünebildiğinden önemli bilgiyi saklamak yalan söylemenin en yaygın biçimidir ve ortaya çıkarılması daha zor olabildiğinden çoğu kez siyah yalandan daha tehlikeli ve zararlıdır. Beyaz yalan ilişkilerimizin birçoğunda sosyal olarak kabul edilebilir görülür. Çünkü biz insanları incitmek istemeyiz. Öte yandan da sosyal ilişkilerimizin genellikle yüzeysel olduklarından yakınabiliriz. Ebeveynlerin çocuklarına bir sürü beyaz yalan söylemeleri ise sadece kabul edilebilir görülmez. Onun sevecen ve iyilikçi bir tutum olduğu da düşünülür. Birbirlerine karşı açık olma cesaretini gösteren karı kocalar bile çocuklarına karşı açık olmayı çoğunlukla zor bulurlar. Onlar marihuana kullandıklarını, önceki gece ilişkileriyle ilgili olarak kavga ettiklerini, kendi ebeveynlerinin onları yönlendirmeye çalışmalarına içerlediklerini, doktorun birine psikosomatik bozukluğu olduğunu söylediğini ya da riskli bir mali yatırım yapmakta olduklarını, hatta bankada ne kadar paraları olduğunu çocuklarına söylemezler. Genellikle bu saklama ve açıklıktan kaçınma, çocuklarını gereksiz endişelerden korumak için duyulan sevecen bir arzu olarak mantıklı kılınır. Ancak çoğu kez bu koruma başarısız olur. Çocuklar, anne ve babalarının ot içtiklerini, önceki gece kavga ettiklerini, ebeveynlerine içerlediklerini, annenin sinirli olduğunu ve babanın para kaybettiğini zaten bilirler. O zaman sonuç koruma değil, yoksun bırakma olur. Çocuklar para, hastalık, uyuşturucular, seks, evlilik, ebeveynleri, büyük ebeveynleri ve genelde insanlar hakkındaki edinebilecekleri bilgiden yoksun bırakılmış olurlar. Ayrıca eğer bu konular açıkça konuşulmuş olsaydı, elde edebilecekleri güven duygusundan da yoksun kalırlardı. Bir de açıklık ve dürüstlük rol modellerinden yoksun bırakılırlar. Bunun yerine onlara kısmi dürüstlük, tam olmayan açıklık ve sınırlı cesaret rol modelleri sunulmuş olur. Bazı ebeveynlerin çocuklarını koruma arzusu her ne kadar yanlış yönlendirilmiş olsa da gerçek sevginin ürünüdür. Ancak bazı ebeveynlerin çocuklarını koruma, sevecen arzuları daha çok çocuklarının onlara meydan okumalarından kaçınma ve onlar üzerindeki otoritelerini sürdürme arzusunu gizleme ve o arzuya bir gerekçe bulma görevi görür. Böyle ebeveynler aslında şunu söylemektedirler. Bakın çocuklar, siz kendiniz gibi çocukça şeylerle ilgilenin ve yetişkinlere ait sorunları bize bırakın. Bizi güçlü ve sevecen koruyucular olarak görün. Böyle bir imaj hem sizin hem de bizim için iyidir. O halde onu sorgulamayın. Bu bizim kendimizi güçlü hissetmemizi, sizin de kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.
ve eğer bu konuları derinlemesine inceleyip sorgulamazsak, durum hepimiz için daha kolay olur. Yine de tam dürüstlük arzusu ile bazı insanların belirli türlerde korunmaya duydukları ihtiyaçlar karşı karşıya gelindiğinde gerçek bir çatışma ortaya çıkarabilir. Örneğin mükemmel bir evliliği olan ebeveynler bile bazen boşanmayı olası seçeneklerden biri olarak düşünebilirler. Ama bunu boşanmayı gerçekten yeğlemeyecekleri bir zamanda çocuklarına bildirmeleri onların üzerine gereksiz bir yük yüklemektir. Boşanma fikri bir çocuğun güvenlik duygusu için son derece tehdit edicidir. Çünkü çocuklar boşanmayı geniş bir perspektiften algılama kapasitesine sahip değildirler. Onlar o uzak bir olasılık olsa bile boşanma olasılığı tarafından ciddi bir biçimde tehdit edilirler. Eğer onların ebeveynlerinin evliliği kesinlikle sallantıdaysa, ebeveynleri bundan söz etseler de etmeseler de çocuklar boşanmanın tehdit edici olasılığıyla başa çıkmak zorundadırlar. Ama eğer evlilik temelde sağlamsa ve ebeveynler çocuklarına tam bir açıklıkla "Biz dün gece boşanma konusunu tartıştık ama şu sırada bunu yapmayı ciddi olarak düşünmüyoruz" derlerse gerçekten de çocuklarına zarar vermiş olurlar. Örneğin psikoterapistlerin de terapinin ilk aşamalarında kendi düşüncelerini, görüşlerini ve içgörülerini hastalarından saklamaları çoğunlukla gereklidir. Çünkü hastalar henüz onları kabul etmeye veya onlarla başa çıkmaya hazır değildirler. Psikiyatri ihtisasımın ilk yılında bir hasta 4. seansımızda bana açıkça eşcinsellik endişesini ifade eden bir rüyasını anlatmıştı. Ben de zeki bir terapist olarak görünme ve daha hızlı bir ilerleme kaydetme arzusuyla ona "Rüyanız sizin eşcinsel olabileceğinize dair endişeler taşıdığınızı gösteriyor" dedim. Adam gözde görülür bir şekilde endişelendi ve sonraki 3 randevusuna gelmedi. Büyük bir şans eseri olarak ve de epey uğraşarak onu terapiye devam etmeye ikna edebildim. O iş değişikliği nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kalana dek 20 seans daha yaptık. Bir daha asla eşcinsellik konusunu açmamamıza karşın terapiden çok yararlandı. Bilinçaltının bu konuyla meşgul olması, onun bu konuyla bilinçli düzeyde başa çıkmaya hazır olduğu anlamına gelmiyordu. Ve kendi iç görümü ondan saklamayarak ona zarar vermiştim. Bu yüzden az kalsın onu hastam olarak kaybedecektim. Daha kötüsü, o bir daha hiçbir terapistin hastası olmayabilirdi. Eğer insan yönetim kurullarına kabul edilmek istiyorsa, iş ve siyaset dünyasında da zaman zaman görüşlerini kendine saklamak zorundadır. Eğer insanlar önemli ya da önemsiz konularda görüşlerini her zaman açıklasalardı, amirleri tarafından itaatsiz olarak görülür ve yönetim tarafından çalıştıkları kurum için bir tehdit olarak kabul edilirlerdi. Onlar sinirlendirici ve rahatsız edici olarak tanınır ve bir kurumun sözcüsü olarak atanamayacak kadar güvenilmez bulunurlardı. Eğer bir insan bir kurum içinde etkili olmak istiyorsa, hiç değilse kısmen kurum adamı olmalı. Bireysel görüşlerini ifade ederken dikkatli davranmalı. Zaman zaman kişisel kimliğini kurumun kimliğiyle kaynaştırabilmelidir. Öte yandan eğer insan bir kurumdaki etkililiğini kurumsal davranışın tek hedefi olarak görürse, sadece sorun yaratmayacak görüşlerini açıklarsa, o zaman amaca erişmek için her yolun geçerli olmasına izin vermiş ve tam bir kurum adamı olarak kişisel dürüstlüğünü ve kimliğini yitirmiş olur. Büyük bir yöneticinin kendi kimliğini ve dürüstlüğünü koruması ile kaybetmesi arasında izlemesi gereken yol son derece dardır ve çok az kişi bu yolculuğu başarıyla yapabilir. O muazzam bir meydan okumadır. Böylece insan ilişkilerinde sözü edilen durumlarda ve başka birçok durumda görüşleri, hisleri, fikirleri, hatta bilgileri ifade etmekten zaman zaman kaçınılmalıdır. Öyleyse eğer insan kendini gerçeğe adamışsa hangi kurallara uymalıdır? Birinci kural, asla yalan söylemeyin. İkinci kural, gerçeği saklamanın daima potansiyel olarak bir yalan olduğunu ve gerçeğin saklandığı her durumda önemli bir ahlaki kararın gerekli olduğunu
aklınızda tutun. Üçüncü kural, gerçeği saklama kararı asla güç ihtiyacı, hoşlanılma ihtiyacı ya da haritanızı meydan okumadan koruma ihtiyacı gibi kişisel ihtiyaçlara dayandırılmamalıdır. Dördüncü kural, gerçeği saklama kararı daima gerçeğin kendisinden saklandığı insanın ya da insanların ihtiyaçlarına dayandırılmamalıdır. Beşinci kural, bir başkasının ihtiyaçlarını belirlemek karmaşık bir sorumluluktur ve ancak o insana karşı gerçek bir sevgiyle davranıyorsanız bu sorumluluğu bilgece yerine getirebilirsiniz. Altıncı kural, başka birinin ihtiyaçlarını belirlemekte esas etken o kişinin o gerçeği kendi ruhsal tekamülü için kullanabilme kapasitesini belirleyebilmektir. Son kural, bir insanın gerçeği kendi ruhsal tekamülünde kullanabilme kapasitesini belirlerken, bu kapasiteyi genelde olduğundan az görme, küçümseme eğiliminde olduğumuzu aklımızda tutmalıyız. Tüm bunlar olağanüstü bir görev, mükemmel bir şekilde yerine getirilmesi imkansız bir görev, hiç bitmeyen bir disiplin gibi görünebilir. Gerçekten de o hiç bitmeyen bir öz disiplin gerektirir. Ve bu yüzden çoğu insan sınırlı bir dürüstlük ve açıklık ve nispeten kapalılık içeren bir yaşamı yeğler. Kendini ve haritasını dünyadan saklar. Böylesi daha kolaydır. Ama dürüstlük ve gerçeğe adanış içeren zor bir yaşamın ödülleri söz konusu zorlukları çok aşar. Haritalarına sürekli meydan okunmasından dolayı açık insanlar sürekli olarak gelişip tekamül eden insanlardır. Açıklıkları sayesinde yakın ilişkileri çok daha etkili biçimde kurabilir ve sürdürebilirler. Asla yalan söylemedikleri için dünyanın karışıklığına katkıda bulunacak bir şey yapmadıklarını, tam tersine onu aydınlatan kaynaklar olduklarını bilmenin gururunu taşırlar. En sonunda onlar özgürce var olabilirler. Saklanmaları gerekmez. Saklanma ihtiyacının yükünü taşımazlar. Gölgelere saklanmak zorunda değildirler. Eski yalanları örtbas etmek için yeni yalanlar uydurmak zorunda değildirler. İzlerini örtmek ya da gizlenmek için çaba harcamak zorunda değildirler. Sonunda dürüstlük, öz disiplini için gerekli enerjinin, gizlilik için gereken enerjiden çok daha az olduğunu keşfederler. İnsan ne kadar dürüstse, dürüst olmayı sürdürmesi o kadar kolay olur. Aynı şekilde insan daha fazla yalan söyledikçe tekrar yalan söylemesi o kadar çok gerekli olur. Kendilerini gerçeğe adamış insanlar açık olmalarından dolayı gizlisiz, saklısız yaşarlar ve böyle yaşamak için gösterdikleri cesaretten dolayı da korkudan özgür hale gelirler. Dengeleme. Artık kendini disipline etmenin sadece emek isteyen değil, karmaşık bir görev de olduğunun, hem esneklik hem de doğru karar verme yeteneği gerektirdiğinin anlaşıldığını umarım. Cesur insanlar kendilerini sürekli tamamen dürüst olmaya zorlamalı. Ancak gerektiğinde tüm gerçeği saklayabilme kapasitesine sahip olmalıdırlar. Özgür insanlar olabilmek için kendi sorumluluğumuzu tam olarak üstlenmeli ama bir yandan da gerçekten bize ait olmayan sorumlulukları reddedebilmeyi başarmalıyız. Düzenli ve verimli olmak, bilgece yaşamak için her gün günlük hazzı ertelemeli ve geleceği göz önünde bulundurmalıyız. Ancak sevinçli ve mutlu yaşayabilmek için şimdiki anda yaşama ve içimizden geldiği gibi davranma kapasitesine de sahip olmalıyız. Başka bir deyişle, disiplinin kendisi disipline edilmelidir. Disiplini disipline etmek için gerekli disiplin tipini ben dengeleme olarak adlandırıyorum. Ve o burada anlatacağım dördüncü ve son disiplin tipidir. Dengeleme bize esneklik kazandıran disiplindir. Tüm faaliyet alanlarında başarılı yaşayabilmek için olağanüstü esneklik gerekir. Örnek olarak öfkeyi ve öfkenin ifade edilmesini kullanalım. Öfke bizde kuşaklar boyunca süren bir hayatta kalma mücadelesi sonucunda oluşmuş olan bir duygudur. Her ne zaman başka bir canlının bizim coğrafi ya da psikolojik bölgemize tecavüze kalkıştığını ya da şu veya bu biçimde bizi yok etmeye çalıştığını algılasak öfke duyarız. Öfke bizim karşı koymamızı sağlar. Eğer öfke duymasaydık
tamamen ezilip yok oluncaya dek sürekli olarak çiğnenip geçilirdik. Biz ancak öfke sayesinde hayatta kalabiliriz. Ancak çoğu kez ilk başta başkalarının bizim bölgemize tecavüz etmeye çalıştıklarını algılasak da durumu daha yakından incelediğimizde onların niyetlerinin hiç de böyle olmadığını anlarız. Veya başkalarının gerçekten bölgemize tecavüz etmeyi amaçladıklarını belirlediğimizde bile şu ya da bu nedenle buna öfkeyle karşılık vermemizin en yüksek hayrımıza uygun olmayacağını fark edebiliriz. Böylece beynimizin daha yüksek merkezlerinin daha aşağı merkezleri dengelemesi ve yumuşatması gerekir. Karmaşık dünyamızda başarıyla işlev görebilmek için öfkemizi ifade etme ve etmemek kapasitesine sahip olmamız gerekir. Ayrıca öfkemizi değişik biçimlerde ifade etmek kapasitesine de sahip olmalıyız. Örneğin zaman zaman öfkemizi ancak çok düşünüp kendimizi değerlendirdikten sonra ifade etmemiz gerekir. Bazen de öfkemizi anında ve düşünmeden ifade etmemiz bizim için daha yararlı olur. Bazen öfkemizi sakin ve soğuk bir biçimde ifade etmek, bazen de yüksek sesle ve ateşli bir biçimde ifade etmek en iyisidir. Dolayısıyla bizim sadece öfkemizle farklı zamanlarda, farklı biçimlerde nasıl başa çıkacağımızı değil, ayrıca öfkemizi nasıl doğru zamanda, doğru biçimde ifade edeceğimizi de bilmemiz gerekir. Öfkemizi yeterli biçimde ve ustaca kontrol edebilmemiz için incelikli ve esnek bir tepki sistemi gerekir. Öyleyse öfkemizi kontrol etmeyi öğrenmenin yetişkinlik çağından, hatta orta yaştan önce başarılamayan, çoğu kez de asla başarılamayan, karmaşık bir görev olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Az ya da çok, tüm insanlar esnek tepki sistemlerinin yetersizliğinin acısını çekerler. Psikoterapi çalışmasının çoğu, hastalarımızın kendi tepki sistemlerini daha esnekleştirmelerine yardım etmekle ilgilidir. Genellikle de hasta ne kadar endişe, suçluluk duygusu ve güvensizlikle doluysa bu çalışma o kadar zor olur ve tamamlanamaz. Örneğin 32 yaşında cesur ve şizofrenik bir kadınla çalışıyordum. Onun için bazı erkekleri sokak kapısından içeri sokmaması gerektiğini, bazılarını ancak oturma odasına sokup yatak odasına sokmamasının gerektiğini ve bazılarını yatak odasına sokabileceğini öğrenmek gerçek bir keşifti. Daha önce herkesi yatak odasına almasını içeren bir tepki sistemiyle iş görüyor ya da bu karşılık işe yaramaz göründüğünde hiç kimseye sokak kapısından içeri sokmuyordu. Böylece küçük düşürücü bir önüne gelende yatma ile katı bir yalnızlık arasında bocalıyordu. Bu kadınla birkaç seansı teşekkür notları konusuna odaklanarak geçirmemiz gerekmişti. O aldığı her davete ve armağana karşılık kusursuz cümlelerden oluşan uzun ve ayrıntılı teşekkür mektupları yazmak zorunda olduğunu hissediyordu. Kaçınılmaz olarak böyle zahmetli bir işi sürdüremediği için de sonuçta ya hiç not yazmıyor ya da tüm armağanları ve davetleri geri çeviriyordu. Yine o bazı armağanlara teşekkür notu göndermek gerekmediğini, gönderilmesi gereken durumlarda da kısa bir notun genelde yeterli olacağını öğrendiğinde şaşırmıştı. Öyleyse olgun bir zihinsel sağlık, çelişen ihtiyaçlar, hedefler, görevler, sorumluluklar, yollar arasında hassas bir denge kurmak ve bozuldukça yeniden kurmak için gerekli olan olağanüstü bir kapasite ister. Bu dengeleme disiplinin özü vazgeçmektir. Bunun bana ilk kez 9 yaşındayken bir yaz sabahı öğretildiğini hatırlıyorum. Bisiklete binmeyi yeni öğrenmiştim ve yeni becerimin sınırlarını sevinçle araştırıyordum. Evimizden bir mil kadar ötede yol dik bir yokuştan aşağı iniyor ve aşağıda keskin bir viraj bulunuyordu. O sabah bisikletle tepeden aşağı inerken artan hızımdan büyük bir coşku duyuyordum. Fren yaparak bu coşkudan vazgeçmek saçma bir kısıtlama gibi görünüyordu. Böylece hızımı hiç kesmeden aşağıdaki keskin virajı almaya çalıştım. Birkaç saniye sonra yol kenarındaki ağaçların arasına yuvarlanınca coşkum da sona erdi tabii. Her tarafım çizilmiş ve kanıyordu. Bisikletimin ön tekerleği de ağaca çarptığım için tamir edilemeyecek şekilde bükülmüştü. Ben dengemi kaybetmiştim.
Dengeleme kesinlikle bir disiplindir. Çünkü bir şeyden vazgeçmek acı vericidir. Bu olayda ben virajı dönerken dengemi korumak uğruna coşku verici hızımdan vazgeçmenin acısını çekmek istememiştim. Ancak sonuçta dengeyi kaybetmenin, dengeyi korumak için gerekli vazgeçişten daha acı verici olduğunu öğrendim. Bu yaşamım boyunca sürekli olarak yeniden öğrenmek zorunda kaldığım bir derstir. Herkesin de aynını yapması gerekir. Çünkü hayatımızdaki virajları alırken bizim sürekli olarak bazı yanlarımızdan vazgeçmemiz gerekir. Bu vazgeçişin tek alternatifi yaşam yolculuğuna hiç çıkmamaktır. Bu garip görünebilir ama çoğu insan bu alternatifi seçer. Kendi yanlarından vazgeçmenin acısından kaçınmak için yaşam yolculuğunu sürdürmemeyi, hedefine ulaşmamayı seçer. Eğer bu size garip görünüyorsa, bunun nedeni bu vazgeçişin içerdiği acının derinliğini anlamamanızdır. Çok görülen şekilleriyle vazgeçmek insan deneyimlerinin en acı verenidir. Şimdiye kadar küçük şeylerden vazgeçmekten söz ediyordum. Şimdi sıra kişilik özelliklerinden, köklü davranış biçimlerinden, ideolojilerden, hatta tüm yaşam tarzınızdan vazgeçmekten söz etmeye geldi. Eğer insan yaşam yolunda çok ilerlemek istiyorsa, bunlar vazgeçilmesi gereken büyük şeylerdir. Geçenlerde bir gece kendisiyle daha mutlu ve yakın bir ilişki kurabilmek için 14 yaşındaki kızımla bir zaman geçirmeye karar verdim. Birkaç haftadan beri o birlikte satranç oynamamızı istiyor. Böylece ben de ona bir maç yapmamızı önerdim. Hevesle kabul etti ve biz tarafların gerçekten eşit olduğu ve çok çekişmeli bir oyuna başladık. Ancak ertesi gün okul vardı ve saat 9'da kızım hamlelerimi hızlandırmamı rica etti. Çünkü sabah saat 6'da kalkacağı için yatması gerekiyordu. Ben onun uyku alışkanlıklarında katı bir disipline sahip olduğunu biliyordum ve bana bu katılıktan biraz vazgeçebilmesi gerekiyormuş gibi göründü. Ona, "Haydi canım, bir kez olsun biraz daha geç yatabilirsin. Bitiremeyeceğin oyunlara başlamamalısın. Eğleniyoruz işte," dedim. 15 dakika daha oynadık. Bu sırada kızım gözle görülür biçimde rahatsız olmaya başlamıştı. En sonunda, "Lütfen baba, lütfen hamlelerini hızlandır," diye adeta yalvardı. Ben de "Kahretsin, hayır," diye karşılık verdim. "Satranç ciddi bir oyundur. Eğer onu iyi oynamak istiyorsan acele edemezsin. Eğer onu ciddi olarak oynamak istemiyorsan hiç oynama daha iyi." Böylece kızım kendini mutsuz hissederken 10 dakika daha oynamaya devam ettik. Sonunda o birden ağlamaya başladı ve bu aptal oyunu bıraktığını haykırarak gözyaşları içinde yukarı çıktı. O anda kendimi yine 9 yaşındaymışım ve yol kenarındaki çalılıkların arasında bisikletimin yanında kanlar içinde yatıyormuşum gibi hissettim. Bir hata yaptığım açıktı. Yoldaki bir virajı alamadığım açıktı. Geceye kızımla neşeli bir vakit geçirme niyetiyle başlamıştım. 90 dakika sonra kızım ağlamaya başlamıştı ve bana duyduğu öfke yüzünden konuşmakta zorlanmıştı. Nerede hata yapmıştım? Yanıt aşikardı. Ama ben yanıtı görmek istemiyordum. Böylece bir satranç oyununu kazanma arzumun, kızımla iyi bir ilişki kurma arzumdan daha önemli hale gelmesine izin vererek geceyi berbat ettiğimi kabullenmemin acısını aşmam 2 saatimi aldı. O zaman çok üzüldüm. Adeta depresyona girdim. Dengemi nasıl bu kadar yitirebilmiştim? Yavaş yavaş anladım ki kazanma arzum çok büyüktü. Ve bu arzudan biraz vazgeçmem gerekiyordu. Ancak bu kadarcık bir vazgeçme bile bana imkansız görünüyordu. Yaşamım boyunca kazanma arzum bana çok yardımcı olmuştu. Ve bu yüzden birçok şey elde etmiştim. Oyunu kazanma arzusu taşımadan nasıl satranç oynayabilirsiniz ki? Bir şeyleri hevessiz ve şevksiz bir biçimde yapmak beni hep rahatsız etmiştir. Satrancı nasıl hevesle ama ciddiye almadan oynayabilirdim? Yine de bir biçimde değişmem gerekiyordu. Çünkü hevesimin, rekabetçiliğimin ve ciddiyetimin işe yarayan bir davranış kalıbının bir parçası olduğunu ama onun çocuklarımı benden uzaklaştıracağını ve eğer bu kalıbı değiştiremezsem başka zamanlarda da gereksiz gözyaşları ve kırgınlıklar yaşanacağını biliyordum. Depresyonum devam etti. Depresyonum şimdi sona erdi. Oyunları kazanma arzumdan kısmen vazgeçtim.
O yanım şimdi yok oldu. O öldü. Ölmesi gerekiyordu. Onu ben öldürdüm. Onu daha iyi bir baba olma arzumla öldürdüm. Çocukken oyunlarda kazanma arzum bana iyi hizmet etmişti. Ama bir ebeveyn olarak onun bana engel oluşturduğunu gördüm. Öyleyse gitmesi gerekiyordu. Zaman değişmişti. Zamana ayak uydurabilmek için ondan vazgeçmeliydim. Onu özlemiyorum. Özleyeceğimi düşünmüştüm ama özlemiyorum.